Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Bugünkü konuklarımız Selahattin Kınalı ve Ogün Şahinoğlu ile birlikte ligin ve tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'nın da gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? O güne baktım. Pendik Beşiktaş 4-0 geldi aklıma. Kendime baktım. Galatasaray Trabzon 5-1. Farklı. Burada yayında, evet. En son yayında galiba Mehmet Özcan sen birlikteydik. Dedim ki Beşiktaş ve Trabzon için kötü günler geride kaldı. Daha kötüleri başlıyor. İleri görüşlülükte de Selahattin Kınalı gibi oldun değerli izleyenler. Başladı. Daha kötü günler başladı ve korkarım ki sonda değil yani. Öyle mi diyorsunuz? Tabii iki takım da parçalanma işindeler. Yani ruhsal bir, duygusal bir parçalanmışlık yaşıyorlar. Ve sonu değildi bu yani. Ve bunu ama işte sürpriz değil benim için. En başından beri ligin 5. 8. haftasında belli oldu ki bir sezon büyüklerden ikisinin arasında geçecek. Diğer iki büyük de bu travmayı nasıl atlatırızın arayışları içine girecekler. İşte Beşiktaş 5. antrenöre geldi. Bundan sonra ne olacağını emin değilim. Ben doğru bir zamanda geldiğini düşünmüyorum böyle değerli bir adamın. Trabzonspor'dan debelenip duruyor. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Şampiyon kadrodan kaçan en son Bakasetas'ta gitti. Bence oyuncular biraz da kaçıyorlar Trabzonspor'dan. Onun da nedenini sorgulamak lazım. Bunun nedenlerini de konuşacağız. Tabii ki Beşiktaş ayrıca zaten değerlendireceğiz. Adana Demirspor mücadelesi de var bu akşam. Onu da detaylıca, evet, konuşacağız. Ama önce isterseniz kazanan taraftan bir başlayalım. 5-1'lik galibiyetin ardından tabii Galatasaray cephesinde şu anda moraller yerinde. Özellikle de Trabzonspor maçında Zaha ve Kerem'in performanslarını bir parantez açarak başlayalım değerli izleyenler. Bir haberimiz var iki oyuncunun sergilediği bu performansla ilgili, bir izleyelim, üzerine konuşalım. Evet, biz haberi izlerken bir taraftan da grip salgını üzerine konuştuğumuz için Selahattin Kınalı hala, evet, devam ediyor. Ezgi yaklaşık 1,5 aydır hasta olduğu için onun üzerine konuşuyorduk. Evet, az önce Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne kadar zor günler yaşadığından bahsederken bir de ben ne kadar zor günler yaşıyorum bundan bahsedelim diyerek açılan bir sohbet programda, herkes dikkat etsin değerli izleyen. Bir programda daha sana geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Artık geçmiş olsun dileklerini almadığım bir program diliyorum ben de kendim için. Şimdi Galatasaray'a dönecek olursak değerli izleyenler, Sarı Kırmızılar özellikle skor bulup oyunuyla eleştirildiği haftaların ardından Trabzonspor karşısında iyi de bir oyun sergiledi. Ve özellikle Okan Buruk'un tabii kadroda yaptığı bazı değişiklikler üzerine bunların da tutmasıyla birlikte, ki onlardan birisi tabii ki Zaha, sanki santrfor oynamayı bekliyormuş gibi bir görüntü sergiledi Zaha Trabzonspor maçında Selahattin Kınalı. Özellikle tabii Kerem'in de kendi bölgesinde daha efektif olduğunu bir kez daha görmemizle birlikte farklı bir galibiyet. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya sürpriz bir galibiyet diye önce onu söyleyelim. Hatta ben kitap verirken sorular soruyorum ya, sanki içime doğmuş gibi beşlik bir oyun daha olacakmış gibi beşlik bir Galatasaray Trabzonspor maçını sordum tarihten kalan kitap hediye etmek için. Yani benim için sürpriz olmadı. Hatta bu kadar farklı bir skor tabii ki beklemiyoruz. Trabzonspor bu. Trabzonspor aslında oyuna da iyi başladı. Hatta oyunun sonlarına doğru maça damgasını vuran Kerem oyuna hiç iyi başlamadı. Niye? Karşısında Hüseyin Türkmen vardı. Onun gibi, kendisi gibi çabuk bir adam. Hatta oyunun başlarında bir pozisyon oldu. Kerem'in önüne bir top atıldı. Hüseyin arkadan geldi yani, ya da yana Kerem'i önüne geçti yani. Daha çabuk bir adam olduğu için. İkinci yarı Abdullah Avcı benim anlamadığım bir nedenle Hüseyin'i stopere çekip sağ beke Mehmet Can'ı alınca Kerem dişine göre buldu Mehmet Can'ı. Artık restenle başladı Kerem, sonuçta çok yetenekli bir çocuk. Çabukluğu en büyük meziyeti. O ikinci yarıdaki işlerlik tabii Zaha'ya da yansıdı. Zaha sonuçta çok iyi bir oyuncu. Türkiye'de Galatasaray'da stoper dışında Galatasaray'ın belki aslında kafaca en aidiyet duygusu taşıyan oyuncusu Zaha. Yani çocuk kötü de oynasa hani taraftara şey duygusunu veriyor. Benim neyim var neyim yok vermeye çalışıyorum diyor yani. Ben kendimi sizlere sunulmuş bir lütuf gibi görmüyorum bazıları gibi. Ama bu maça kadar sanki bu yönüyle biraz eleştiriliyordu Zaha. Selahattin Kınalı. Ya ben kendi gördüğümü söylüyorum. Yani o Icardi aidiyetini çok göremedi sanki taraftar. Eski günlerinden de biraz uzak kaldı Zaha.
Icardi üzerinden tarif etmeye kalkarsak başka herhangi bir oyuncu yanılırız. Veya Torreira. Icardi bir fenomen. Fenomene dönüştü yani. Bunu takım içerisinde de aynı şekilde. Yani bunu Galatasaray'ı takip edenler söylüyor. Tabii tabii burada. Orası öyle. Hani Icardi ile karşılaştırmak açısından değil ama. Arkadaşlarıyla çok fazla böyle vakit geçiren, şey yapan bir kişi olmadı ama. O kişilik özelliği öyleymiş. Evet, evet. Bu zaten İngiltere'de de bilinen gayet öyle olan. Takım arkadaşlarının 3 kişiyi falan takip ediyordu. Biraz Crystal'da. Soğuk mizaçlı bir öyle. Yapısı var. Evet. Crystal Palace'da oynarken takım arkadaşlarının 3-5 kişiyi takip ediyordu. Mesela geri kalan hiçbirini takip etmiyordu. Profesyonellikte öyle bir şey. Ezgi, bir kutlamaya evladını sahanın çimlere çıkaran adam soğuk bir adam değildir. Onun yapısı öyle. Muhtemeldir ki iç dünyası bambaşkadır. Çünkü o çocuklarıyla çıktı şeye bir maç sonrası. Bilmiyorum hangi maçtı. Gördük yani çocuğuyla. İlişkisi de gayet sempatik. Ama tabii biz o tarafıyla çok ilgili değiliz. Sonuçta iyi bir oyuncu bu. Futbolcu olarak alınmış. Ama Trabzonspor'un defans tandemine bakınca da Baniya ile Benković çok dünyanın en ağır adamları. Bize eskiden Sadi abi, Sadi Tekelioğlu ağır adamlara şey derdi. 520 man gibi dönüyorsun derdi. Onlar da 520 man bilirler onu. Kamyon şoförleri bilir, kamyoncular bilir. Çok ağır adamlar. Onların arasında kim olursa olsun iş yapardı. Yani sen topu Trabzonspor'un ceza sahasına getiriyorsan orada kim olursa olsun iş yapar. Zaha herhalde yani hayli hayli iş yapar. Yaptığı gol vuruşları da net gol vuruşlarıydı. Yani onun o ustalığına yakışan vuruşlardı aslında. Kaleciyi Uğurcan'ı suçlayanlar oluyor. Elini uzatmamış falan. Top kaleye girmiş zaten ve uzatılacak mesafede değil. Yani insanlar içindeki kötülükle baş edemeyince başkalarına, kendi içindeki kötülükleri başkalarına tevdi etmenin yollarını arıyorlar ama çok yanlış bu. Sonuçta Galatasaray... Herkesin gördüğü gibi bizim içimizde bir yara açsa da hak ederek bir oyun kazandı. Tebrik etmek lazım. Hak ederek kazanan her rakibi tebrik etme geleneğine eğer ulaşabilirse futbolumuzun da kültürümüzün de geliştiğini söyleyebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz genellikle? Kaybettiysek hakem yüzünden kaybediyoruz. Rakip kazandıysa da hakem katkısıyla kazanmış oluyor. Bunu bir aşmamız gerekiyor. Evet, hakemlerimizin... kalite standardı dünyanın epey altında. Yetenek olarak önde olduklarına inanan biri olarak söylüyorum bunu. İsterlerse çok daha iyi olabilirler. Ama futbol marka değerini artırmaktan falan bahsederken bunların lafta kalmaması için sadece TFF'den beklemek de haksızlık. Rakibi tebrik etmeyi de öğrenmek gerekiyor. Ama rakip de oyunu kazanırken ya da kazanmak için mücadele ederken oyun dışına, saha dışına çok taşmamalı. Bu kültüre kendimizi birazcık yaklaştırabilirsek daha güzel şeyler konuşma fırsatımız olabilir. Tabii ki yani hakem konusunun çok fazla konuşulacağı bir mücadele de değil bir taraftan. Hiç. Onu da vurgulamak lazım. Daha ziyade saha içi. Sadece bir pozisyonla ilgili kırmızı kart olması gereken o kadar da artık oldu. Bir 90 dakikada kabul edilebilir. O gün sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Trabzonspor Antalya Spor maçında ucuz yırtmıştı. Orada da beşlik olabilir. Antalya Spor'un bitirici bir hücum oyuncusu olsaydı yani o maç için, maç üzerinde söylüyorum. Gününde bir santraforu, gününde bir kanat forveti olsaydı Trabzonspor'a benzer durumu yaşatabilirlerdi. Yani 3-4'ü rahatlıkla bulabilecekleri bir maçta ikinci yarı Trabzonspor hiçbir şey oynamadı. Yani sahanın sanki bir tarafı boş gibiydi. Yani bir takımın 0 gol beklentisi olur mu bir devrede? 0-0. Hiç yoktu. Şimdi Trabzonspor'un kadro kalitesi zaten Galatasaray'ın çok altında. Yani şöyle, çünkü Afrika Uluslar Kupası'nda çok önemli oyuncuları var. İşte Pepe gitti, Onuaşu gitti, Trezeguet gitti. Bak bu üç oyuncu Trabzonspor'un bu maçtaki hücum tarafını değiştirirdi. Galatasaray bu kadar rahat oynayamazdı. Biraz daha temkinli olurdu. Çünkü karşınızda Visce, Pepe, Trezeguet, Onuaşu dörtlüsü olsa o kadar rahat edemezsiniz. Ama bu maçta kim var karşınızda? Visce, Enis Bardi, bir tarafta Funtas, Enis Destan. Enis Destan çok iyi niyetli çalışıyor. Bu ayrı. Golünü de attı. İyi de bir golcü olacağına inanıyorum Enis Destan'ın. Edin Visce işini yapıyor. Ama düşünüyorum şimdi. Bardi, Funtas. Normal şartlarda ilk 11'de oynamayan oyuncular zaten. Berat'ın performansı çok kötü. Trabzonspor'a bir katkı sağlayabildiğini görmedim ben şu ana kadar. Ya şöyle...
Şimdi Selahattin abi stoperlerden yola çıkarak işte ceza sahasına topu taşıdığınızda, Trabzonspor ceza sahasına her türlü gol bulursunuz, pozisyon bulursunuz dedi. Trabzonspor'un ceza sahasına topu taşımaması, rakibin topu taşımaması için öndeki oyuncularının biraz agresif olması gerekiyor değil mi? Biraz baskı yapabilmesi gerekiyor. Bir önceki döneminde de aynıydı, hala aynı. Berat'tan hiçbir agresiflik, bir baskı görebiliyor musunuz? Sürekli bir eşlik etme hali. Galatasaray o kadar rahattı ki. Yani biraz bazen Batista Mendy böyle... Batista Mendy de ikinci yarı stoperi çekince saçma bir değişiklik. İlk devre biraz işte Batista Mendy topu saklayıp orada şey yapmaya çalıştı. İkinci yarı değişiklikler zaten Trabzonspor bitirdi. Çünkü Abdullah Hoca'nın söylediği, değişikliklerle ilgili söylediğiyle sahada uygulanan çok çok farklı şeyler oldu. Tamam, hani stoper tandeminden memnun değilsin top çıkarma noktasında. De ikisini birden niye çıkarıyorsunuz? Trabzonspor başladığı stoperlerle oyun bitirmekte zorlanıyor ya. Sürekli stoperler değişiyor. Ya ikisini birden çıkarıyorsunuz. Trabzonspor 3 tane ayrı stoper oynattı maçta. Şey, ama maçı bitirdiği ikili stoper ikilisi değil. Yani oyuncu değişiklikleri de kötü. Kadro bak, kadro kalitesi zaten bayağı bir fark var arada. Galatasaray'ın yedek kulübesinden oyuncu seç. Trabzonspor derbisindeki maçta 11'de oynatırsın. Ben seçeyim. Davinson Sanchez yedek kulübesindeydi. Icardi'yi saymıyoruz. Tete oynar da Trabzonspor'da. İşte başka kim? Berkan Kutlu oynar da. Bak Berkan Trabzonspor'da oynuyorsa muhtemelen Berat'ın yerine Abdullah Hoca Berkan oynatırdı mesela. Ya ama tamam da ilk yarı 1-0 öyle böyle. Bir iki tane de pozisyonu vardı Trabzonspor. İkinci yarı hiç yoksunuz. İkinci yarı eğer 4 gol yiyorsanız maçta demek ki teknik adam burada bir hata yapmış demektir. Abdullah Hoca'nın da değişiklikleri çok kötüydü. Sonuca da etki etti. Tabela üzerinden ben Trabzonspor'la ilgili ilk önce Trabzonspor'un kazanması lazım ki bir özgüven kazanacak oyuncu grubu ve o şekilde oyunu geliştirmeye çalışacak diyordum. Abdullah Hoca da tabelaya işaret ediyordu ama bu maçta da tabelaya işaret etmesi gerekiyor. Peki Galatasaray cephesinden baktığında? Yani Galatasaray adına zaten 5-1'lik sonuç bence Galatasaray'ın da açıkçası çok beklediği bir sonuç değildi. Yani tamam, Trabzonspor deplasmanında Galatasaray bence de zaten daha ağır basan taraftı. Her ne kadar Trabzonspor kendi sahasında oynuyor olsa da önceki haftalardaki oyunları bize bunu gösteriyordu. Antalya maçı örneği gibi. Ancak 5-1'lik skoru bence Okan Hoca da beklemiyordu, oyuncu grubu da beklemiyordu. Hatta daha fazlası olabileceği bir maç yaşadı Galatasaray. Yani iki tane direği var canım. Tabii işaret edilen gol var. Üç tane direği olması lazım. Gelip de boş döndüğü olmadı Galatasaray. Üç tane, bir tane iptal edilen gol var. İşte offside sürekli oldu, pozisyon hali. Evet. Tam isteyeceği bir rakip vardı karşısında. Çünkü savunması baştan sona sıkıntılı. Orta sahada hiçbir agresiflik güneş altında kalmış helva kıvamında bir Trabzonspor. Öyle bir rakibe karşı iyi test sınavı veren oyuncular vardı. Kim bunlar? İşte mesela Kaan Ayhan sol bekte iyi bir performans verdi. Hakikaten iyi bir performans Kaan verdi. Kaan bu sezonun gerçekten az konuşulan ama belki de en çok katkı veren oyuncularından biri oldu. Kerem Demirbay son 5 maçta yanılmıyorsam 5 asisti oldu ya da 4 maçta. Bir de golü vardı o arada. O da bir çıkışta. Onun dışında yani Zaha'nın santrafor performansını şöyle yorumluyorum. Zaha zaten geçmişte santrafor oynayan bir oyuncu. Hı hı. Hiç oynamadı değil. Yani Premier Lig'de yanılmıyorsam 2018-19'larda bir Crystal Palace'da mesela bir sezonu var böyle. 20 maçtan fazla çıkmıştır santrafor. 70 maçın üzerinde santrafor performansı var zaten. Ve mevcut oyuncu grubunda oraya aslında en yakın olanı. Hani Icardi'nin dışında oynatılabilecek halini saymıyoruz. En yakın olan oyuncu Zaha'ydı. Zaha'nın santrafor oynaması ve Kerem'in de sol tarafa geçmesi, sol kanata geçmesi en azından bir yerden bir defoyu azaltıyorsunuz. Kerem 10 numara oynadı diyelim. İki tarafta defolu olacaktı. Kerem gösteriyor. Bu maçta da gösterdi. Ya benim yerim burası, beni buradan ayırmayın diye bas bas bağırıyor. Bu arada Mertens de bence İlerleyen yaşına rağmen Galatasaray'a önemli bir katkı sunuyor. Bilmiyorum oyun içinde çok dikkat çekti mi de Trabzonspor savunmasını o kadar bozdu ki, o kadar çok pas arası, bireysel hataya onları zorladı ki bazen direkt mesela ilk temasta topu kaptığı anlar oldu. Mertens'in bu ön alan baskısındaki katkısı Galatasaray'a pozisyonlar da kazandırdı, gol de kazandırdı. Bence Mertens'in 10 numarada Kerem'in solda oynadığı
formasyon Galatasaray için daha hayırlı bir formasyon oldu. Peki bir noktada sonuçta Okan Buruk Zaha'yı da kaybetmek istemeyecek ama bir noktadan sonra Icardi de devreye girecek bu takımda ve ondan sonra ne olacak acaba? Yani o tercihi nasıl kullanacak Okan Hoca? Mertens'i mi yeniden kenara alacak? Zaha'yı mı yeniden sola geçirip Kerem'i ortaya alacak? Yoksa çift forvete dönsün falan. Çift forvetle ne kadar uygulanabilir bir sistem Galatasaray'ın şu anda oynadığı kurguda Selahattin Kınalı? Ne yapacak Icardi'nin dönüşüyle birlikte? Bir hatırlatma yapayım da futbol kültürümüze katkısı olsun. Trabzonspor maçı 5-1 kaybetti. Hakemle konuşacak çok bir şey yok dedik. Oysa konuşulacak şey var aslında. Kırmızı kart pozisyonu var. Kırmızı kart pozisyonundan ziyade ilk golde Zaha'nın yaptığı bir faul. Verilebilecek bir fauldü. Kimse onu konuşmuyor. Niye konuşmuyor bunu Trabzonsporlular da konuşmuyor. Çünkü orada bir futbol kültürü var. Ve bu oyunu hiçbir şekilde puan hak etmediğini görüyor takımının. O yüzden bunu dillendirmiyor. Bak bu bir kültür meselesidir. Bu kültür düzeyinin diğer takımlarımıza da camialarımıza da sirayet etmesini diliyorum. Bakın takım kendi sahasında 5-1 kaybetmiş tarihi bir skorla. Ve yediği ilk golde faul tartışması en azından yapılabilir. Faul diyen var, değil diyen var. Olmadık ufacık kırıntılardan büyük bahaneler yaratan camialar için bu bir derstir. Trabzonspor, Trabzon futbol kültürü bu anlamda da bence maçı tarihi bir skorla kaybederken bile futbol kültürüne bir katkı yapmıştır. Biz bu maçı kaybetmeyi hak ettik, bahanelere sığınmaya gerek yok. Bunu söylüyor Trabzon futbol camiası. Bunun örnek olmasını diliyorum herkese. Bence faul olurdu, olmazdı, kırmızı olurdu. Önemli değil. Biz bu oyunu hiçbir şekilde hak etmedik diyor Trabzon. Asalet budur. Gelelim Galatasaray'ın senin soruna. Sonuçta rotasyon olacak hep. Yani bu kadar değerli adamların var ve federasyonumuzla FIFA'da 11 kişiden fazlasına izin vermiyor madem. Bir gün biri dinlenecek, bir gün biri dinlenecek. Bence Okan Buruk o dengeyi iyi kuruyor. Yani bütün oyuncularına bence Okan Buruk ben adil davranıyorum. Hocamız bize adil davranıyor. Duygusunu geçirmiş. Önemli olan bu ya. Bunu başardıktan sonra... Ama duyguyu geçirdi de saha içindeki yansıması her zaman o kadar olumlu olmuyor işte. Duyguyu zaman zaman tekledi Galatasaray'da. Olacak. Bunlar hepsi insan. Yani duygulardan çeşitli binlerce, yüz binlerce duygunun birleşiminden oluşan bir canlı tür insan. Dalgalanmalar mutlaka olacak. Önemli olan genel toplamı tutturmak. Bu arada Okan Buruk deyince aklıma şey geldi. Onu da söyleyeyim de isimli kalmasın. Akçabatlı olmasın mı? Ne yok geldi? Yok. Yeni başarılı hocalar jenerasyonu diyoruz ya. Ya Bayer Leverkusen bir top oynuyor. Leverkusen. Şu anda dünyanın en iyi top oynayan takımı Bayer Leverkusen. Evet. Xavi Alonso. Evet. Ve Girona. Futbol severlere tavsiyem Girona ve Girona'nın bir sağ beki var. Sağ bek nasıl olur tipi. Alın size sağ bek nasıl olur. Girona'nın sağ beki. Adını bile bilmiyorum. Eştenat'la seviyeye ediyor. Sevgili futbol severler, Poz şu anda dünya üzerinde yani. Girona ve Leverkusen, Barça'yı, Real Madrid'i, City'yi geçin. Top oynuyorlar, izlemenizi tavsiye ederiz. İzleyen mutlaka vardır. Okan Buruk da teknik adam olarak kendini bir yerlere taşıyor yani, onu görelim. Rakiptir, değildir dünyasından bakmayalım. O pencereyi kapatalım. O bir futbolumuzun figürlerinden biri. Gayet iyi işler yapıyor. Açıklamaları da gayet iyi. Bazen ufak tefek su kaçakları, gaz kaçakları olur. Herkes de olur onlar. Onlar da adrenalin yüklü bir iş yapıyorlar ve bizden çok daha derin şekilde yaşıyorlar o 90 dakikaları, önlerini, arkalarını. Bir kere rakiplerine karşı çok ciddi bir üstünlüğü var Okan Buruk'un. Onu söylemek lazım. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 10 maçın 7'sini kazanmak büyük başarı. Tabii ki Okan Hoca o konuda da başarılı ama benim Özkan Sümer Hocam'dan duymuş olabilirim. İstatistik demişti Özkan Sümer Hocam. Vasatların sığınağıdır. Yani. Ama bu konu için ama sanki bu, çok geçerli değil. Hayır. Yani bu maçları kazanmamış olsa da o istatistiği tutturamamış olsa da evet. Okan Hoca'daki gelişimi görmemiz lazım. Onu söylemek istiyorum. Abdullah Hoca da durmadan istatistiklerden bahsediyordu. 10 maç şu oldu, bu oldu, bu oldu. Ne oldu? Oyunun var mı oyunun? Oyunun yok. Ha biz şey demiyoruz sana, bazıları da der ki ya adamın elinde Icardi var, Kerem Aktürkoğlu, en iyi yerli var, en iyi yabancı var. Tam oynatacak tabii. İyi de işte senin de istediğin her oyuncuyu aldı yönetim sana. Sen de istediğin oyuncuları aldı, niye senin oyunun yok? Ha futbolla olan ilişki her bireyin kendi toplamıyla da biraz ilgili. Yani Okan Buruk'un futbol toplamı, öyle diyelim. Güzel futbol oynamaya çok daha yakın ve o da onun hakkını veriyor.
bence daha iyi yerlere de gelmesini bekliyorum Okan Buruk'un şahsen. Ama sanki o gün ne dersiniz? Okan Buruk'la ilgili yorumunu merak ediyorum. Okan Hoca sanki biraz geçen sezona dönecekmiş gibi. Yani o başarı sanki oradan gelecek. Yeniden bir Mertens'e dönüş. İşte yeniden Barış Alper'i sağa çekmek. Evet. Sola Kerem'i monte etmek. Önde Icardi. Sol beke bir transfer muhtemelen yapılacak ama Kaan da orada iyi iş yaptı. Sanki biraz başarı yeni transferlerden ziyade o geçen sezondan gelecek gibi. Ve Okan Hoca da bunu erkenden gördü çünkü gibi. Çünkü şimdi kim oynasın ki? Yani Tete'yi mi oynatacaksınız? Yok. Yani ortada yok Tete diye bir oyuncu. Onun dışında Endombele, yani hani bir şey de demek istemiyorum ama Galatasaray'a hakikaten yük oluyor. Yani her açıdan yük oluyor Galatasaray'a. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon biterken bas bas bağırdığı 8 numara görüntüsü Endombele değildi. Yani bu Endombele değildi. Hatta ve hatta bir tane iyi bir merkez oyuncusu olsaydı bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de muhtemelen gruptan çıkacağına inanıyordum ben. Bir maçı ekstradan kazandırırdı çok iyi bir 8 numara tercihi. Çünkü hiç faydalanamadınız. Yani orada Kaan Ayhan'la Torreira ile oynadınız o oyunu. Hiç fayda alamadığınız 8 numaralar vardı elinizde. Oliveira da yoktu bu sezon. Sonra sakatlandı. Fred gibi bir oyuncu olsa mesela. Tabii. Yani Fred gibi bir oyuncusu olsaydı Galatasaray'ın, yani düşsene o zaman Fred Torreira ikilisi. Ya başka şey düşündürtür sana. Bir de sol bekin de defosu bu kadar ortaya çıkmayabilirdi. Çünkü yani sol içteki oyuncu bir nevi aslında sol bekin de yamasıdır. Yeri geldiğinde yamasıdır onun. Aynı şekilde sol bekteki oyuncu da sol içe kaydı. Ferdi mesela. Hı hı. Ferdi Fred ilişkisi saha içerisinde böyle işliyor zaman zaman. Ama Galatasaray'da şimdi geldiğimiz noktada Kaan Ayhan iyi. Sezon başından beri bu arada çoğunlukla iyi. Evet. Galatasaray'ın Ferdi'si. Oynadığı maçların %90'ı iyi performans verdi. Kaan Ayhan iyi. Son haftalarda işte Nelson'un performansı iyi bu arada. Evet. Mesela o da çıkışta. İşte kimi sayıyoruz Galatasaray'da? Kerem Demirbay'ı sayıyoruz. Barış Alper Yılmaz'ı sayıyoruz. Üç tane yerli oyuncu saydık. Yerli kontenjanına sayılabilecek. Kerem'i tabii, Kerem Demirbay tabii Alman şeyinden ama şimdi Galatasaray'da sayamadıklarımız Tete, Endombele, Angelinho artık yok. Böyle bir oyuncu yok yani Galatasaray'da. Kısaca Galatasaray geçen sezonun kadrosundan ağırlıklı olarak yola çıkarak geçtiğimiz sezon havasını senin de dediğin gibi yaratmaya çalışacak. Neden? Kerem Aktürkoğlu bir kez bu dakikadan sonra sol kanatta oynamalı. Yani bu şey değil. Hani Okan Hoca 10 numarada da oynatabilir yarın öbür gün ama Kerem sol kanatta oynamalı. Yani bir oyuncu sezon başından bu yana herhalde 15 maça çıkmıştır değil mi? Icardi'nin arkasından. Muhtemelen vardır aşağı yukarı o kadar bir. Vardır 12-13 kesin vardır. Bir 15 maçı vardır. 15 maçın 13'ünde en azından bağırır mı ben buranın oyuncusu değilim diye? Bağırmamalı. Kerem yeteneğinde bir oyuncu. Ama bas bas bağırıyordu. Ha, bunun çözümlerini tabii ki Okan Hoca bulacak. İşte Zaha mı orada oynasın, Kerem mi? Bunlar tatlı telaşeler. Yeter ki elinizde böyle iyi performanslar olsun, kaliteli oyuncular olsun da yani bu hafta kimi oynatayım, haftayı kimi oynatayım derdine düşün. Bir de elinde futbolcu olmadan bu hafta kimi oynatacağız diye düşünenler var. Kim var ya bizim sol kanat kaldı mı falan diyen hocalar var. Necip var ya. İşte stoper kaldı mı diyen hocalar var yani. Elimizde var mı stoper yani, yoksa altyapıdan alalım. Ya bunlar tatlı telaşer. Ama ağırlıklı olarak en azından 11'in 9'unun geçen sezonki 8'inin 9'unun geçen sezonki oyuncular olacağı net belli. Şampiyonluğu getiren oyunculara güvenerek devam edecek. Çünkü bu sezon kadroya alınanlar ne şampiyonluk havasına girebilen oyuncular oldu ağırlıklı olarak. Girebilen oyuncular oldu. Ne de Okan Hoca'ya o ışığı veremediler. Galatasaray'ın üzerine yük olan bazı oyuncular var. Sezon sonu ara transfer bir şekilde yollar ayrılacaktır. Ama en azından şampiyon olmak istiyorsa takımın bir tane de defosu olsa orayı kapatması gerekiyor. O defo da sol bekti şu an. Bence defo mufo yok ya Galatasaray'da. Kaan'la mı sezon sonuna kadar gitmeli? Kaan olmasa gitmeli. Barış var. Ben hiç oraya adam da armam yani. Kaan ve Barış. Sol bek seni tek başına zaten şampiyon yapan bir şey değil. Bu arada yani takım oyunu için tamam yani her mevkini iyi olsun zaten. Kaliteyi yukarı çekersin. Bu ayrı. Ama şampiyon olmak için yani sol bekimiz yok da şampiyon olamadık diye bir şey yok. Böyle doğru, bir argüman yok. Doğru ama 3 kulvar var bunun, Avrupa'sı var. Tabii. Kupası var, Ziraat Türkiye Kupası var.
oyunu yani oyunun kalitesini arttırmak için diyoruz. Yoksa işte Trabzonspor hangi sol bekli şampiyon oldu belli değil. 8 ayrı oyuncu denedi orada. Beşiktaş hangi sol bekli şampiyon oldu belli değil. En Sakalay'la. Galatasaray hangi sol bekli şampiyon oldu? Atakuk belli demeyeceğiz herhalde. Belli değil. Dolayısıyla tek başına sol bek bir şampiyonluk belirleyicisi değil ama takım oyununu geliştirir. Önündeki oyuncuyu, solundaki, sağındaki oyuncuyu ki Abdülkerim solunda bir oyuncu olmamasına rağmen çok iyiydi bu sezon. Ona rağmen yani çok iyiydi. Yine de takım kalitesini arttırıp Avrupa'da yoluna devam edebilmek açısından orada da bir hedef var ortada bence Galatasaray'da. Bir sol bek takviyesi hatta olursa bence bir 10 numaraya ihtiyaçları var. Yani 10 numara deyince Mertens geliyor aklımıza hemen. Bence Mertens Türkiye Ligi'nde şampiyonluk şifresi Mertens'te var saklı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesinde haklı olarak bir tık yukarıya taşımak istedi kendini. Mertens biraz kenarda kaldı. Fiziksel. O da normal bir şeydi. Ama Şampiyonlar Ligi'ne veda edildi madem. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şile dönüştü. Kaldığı yerden devam ediyor Galatasaray. Şampiyonluğunda işte en güçlü iki adayından biri. Kendi aralarındaki maç şampiyonluğu belirleyecektir bana göre. Ama şu sol bek arayışı, şu bu çok yüksek maliyetli bir transferi yapacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Yapmasına da hiç gerek yok. Bazen fazla adam alırsın, takımın, oyuncuların kafası karışır. Belki hocanın kafası karışır. Belki de Fenerbahçe'nin Samsun beraberliği nedenlerinden biri budur. Oyuncuların kafasını karıştırma, her şey güzel giderken. Çok fazla transfer, çok fazla yeni isim de o sonuçta orada bir yapı var. O yapı işte bütün genetik kodlar, sosyolojik kodlar toplamından bir takım inşa ediyorsun. Onun bir adı oluyor. Şimdi onun içine yeni bir ürün giriyor, yeni bir kod giriyor. Her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Galatasaray, Barış Alper ve Kaan gibi sol bekte her zaman kullanabileceği. Eskiden mahalle maçlarında şöyle olurdu. 3 tane arkada sağlam adam olurdu. Biz buradayız, siz gidin. Ön tarafa derdin, siz gidin, gol atın. Şimdi ben futbolcu olsam, şu an Galatasaray'da oynuyor olsam, Kerem olsam, arkamda Kaan var. O kadar güvende hissederim kendimi ki. O yüzden Kaan elinde varken her tarafta oynayabilecek bir oyuncu ya. Ve hiçbir yerde 6'dan düşük oynamıyor. 10 üzerinden 6'sı garanti. 7-8 de verebilir sana. Senin önünde bu kadar becerikli adamın var, arkada da bu kadar sağlam bir adamın varken ön taraftaki oyuncuları da güvenle oynatabilecek ve üçüncü bölgede özellikle yetenekleri ölçüsünde arayışlara, inisiyatif almaya yöneltecek bir oyuncu tipi Kaan. Onu orada her türlü kullanırsın. Kaan oynamıyorum, oynamak istemiyorum demişti en son Trabzon maçı öncesi. Kaan işte sol bek istemiyor. Nasıl istemiyor işte? Gördük oynadı, şahane de oynadı, oynayabiliyor. Kaan da son derece profesyonel bir oyuncu ki zaten. Hem profesyonel, onun dışında oyun aklı çok üst düzeyde. Evet. Evet her ama yani şimdi takım. Avrupa lig için diyorum yani sol bek lig için önemli yani. Değil belki ama şimdi Avrupa'da da hedef varsa orada da çok önemli rakipler var. Lisbon'undan Benfica'sına, Milan'ına kadar orada rakipler olabilir ki ilk eşleşme Sparta Prag'la Galatasaray. Oraya geçsin, orada bir takılmasın yeter ki. Orada bir hedef belirlendiyse yeniden bir final oynamak ki böyle ifadeleri biz Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden gördük, başkanından gördük. Ne olabilir? Takım kalitesini yukarı çekmek adına en azından 1-2 mevkiye bir takviye ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şimdi burayı tamamlamadan önce bir de çok kısaca şunu sormak istiyorum. Şimdi bu karşılaşmadan 2 gün önce Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı. Tabii bu konu da hala çok fazla konuşuluyor. Abdullah Avcı da çok net açıklamalar yapmadı yine Trabzonspor maçı öncesi ve sonrası da bu konuyla ilgili. Onların iyiliği için alınan bir karar dedi Selahattin Kınalı. Şöyle birkaç cümleyle bu konu nereye bağlanacak? Var mı bir bilginiz, edindiğiniz bir istihbaratınız belki olabilir ya da yorumunuz? Şöyle birkaç cümle neler söylersiniz? En son söyleyeceğimizi en başa alalım. Abdülkadir Ömür için Trabzonspor defteri kapandı. ama senin hatırlattığın şekliyle düşünürsek Abdullah Avcı'nın kupa maçı sonrası iki oyuncu hakkında yaptığı açıklama çok talihsiz bir açıklamaydı zamanlama açısından. 3 gün sonra Galatasaray'la oyunum var. Sen belirsiz bir açıklama yapıyorsun. Kararı yönetim verecek falan diyorsun. Bu takıma herhalde olumlu bir katkı sağlamadı. Ve çok yanlıştı. Teknik adam yanlışıydı. Trabzonspor'un yönetiminin en etkin isimlerinden biri. Belki en etkin ismi başkandan sonra. İsmi lazım değil.
Galatasaray maçı öncesi özellikle Abdülkadir Ömür'le bir görüşme yaptı. Evlat nedir sıkıntı filan. Abdülkadir Ömür'ün anlattığı, söylediği şu. Abi ben kafamda Trabzonspor'u bitirdim. Ben açık bu şekilde söylüyor. Ben artık dayanamıyorum, kaldıramıyorum burayı. Ben buradan gideceğim. Şu anda da arayışı devam ediyor. Bana göre Abdülkadir Ömür'ün gidişinin asıl nedenlerinden biri Trabzonspor'un oyun sistemidir. Abdülkadir Ömür yetenekleriyle tanıdığımız, çok özgün, dar alanda boşluk bulduğunda dribling yapan, topla ilişkisi çok iyi olan, ayağında mıknatıs varmış gibi topa hakim olan ve üçüncü bölgede de yaratıcı paslar atan bir adamken, şimdi Abdullah Avcı Trabzonspor'unda Abdülkadir Ömür adam kovalayan adama dönüştü. Pres yapacak, baskı yapacak. Zaten 150 gram enerjisi vardı ya. Onu da orada harcarsan gerçek yeteneklerini, onu var eden yetenekleri sahaya taşımakta zorlanıyor. O Abdullah Avcı disiplinli bir hoca. Niye öyle yapıyor demiyoruz. Abdülkadir Ömür'ün kendi yeteneklerini sevgileyebileceği bir takım olmaktan çıktı Trabzonspor. Taraftar şöyle diyebilir. Herkes koşuyor, o da koşsun. Yani yaratılış olarak Abdülkadir Ömür çok güçlü bir çocuk değil. Yani fizik yapısı çok güçlü değil. Enerjisi çok fazla değil. İşte ayağında çok fazla değerman olmuyor. Uzaktan 40 metreden gol atacak. Ya Hami Vandıralı değil yani. Gerçi Hami Vandıralı kimse olamıyor da. Ya o kadar da değil. Ne yapıyor taraftar? İstiyor ki bu kadar yetenekli bir adam. Çünkü İstanbul'daki 3 yıl önce Fenerbahçe Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı üzerine ayağını kaldırarak Yusuf'a yaptığı gol pası üst düzey, yani Maradona pası. Taraftar hep onu bekliyor. Çok şık başka türlü Maradona golleri de attığını biliyoruz. Ama o oyunu oynamıyor ki Trabzonspor. Trabzonspor şimdi Antalyaspor'u güya defans yapıyor. Her defans yaptığı oyunda rakibe 20'ye yakın pozisyon veriyor. İleride Abdülkadir Ömür rakip stoperleri presle yıldıracak. Fıkra gibi. Abdülkadir gidecek yani. Abdülkadir Ömür de bu fıkranın bir parçası olmak istemiyor ve gidecek yani. Tepkilerin hiç etkisi yok mu Selahattin abi? O da var ama tepkilerin nedeni bu zaten. Taraftar da diyor ki ya biz senden neler gördük, sen bize ne, bir maçı da çevir diyor, yıldız oyuncusun. Taraftar da haklı ama bu oyun sistemiyle Abdülkadir Ömür kendini çeviriyor mu ki maçı çevirsin? Yani gerçekten enerjisi, yani fiziksel enerjisi düşük bir oyuncu. Onun yeteneğinden yararlanacağın yer üçüncü bölge. Orta sahanın önü, çünkü Türkiye'de Abdülkadir Ömür kadar topla ilişkisi iyi olan, dribling yapabilen çok az oyuncu var. Ya City niye bu adamı izledi? Yıllardır izleyip bir teklifte bulundular. Bu yeteneğinden dolayı. Ama o yeteneği körleşti, kendi de unuttu. O yüzden yani net olarak Abdülkadir Ömür hikayesi Trabzonspor için en azından şimdilik bitti. Belki yeni bir Fatih Tekke hikayesi olabilir. Fatih de kovdu bu seyirci Trabzon'dan. Fatih de gitti, bir gurbette dolaştı biraz, ihtisasını yaptı. Tekrar geri döndükten sonra gerçek Fatih Tekke ortaya çıktı. Ömür içinde sonuçta 24-25 yaşında bir çocuk bu. Bir evlat yani, o da böyle bir gurbet hikayesinden sonra belki tekrar dönüş yapabilir. Biraz da belki kabuğundan çıkmak, yeni bir vizyon kazanmak belki de kendi hataları da yani çok ezgi. Abdülkadir hayatımızda o kadar uzun süredir var ki hala 24 yaşında olduğuna inanamıyoruz, evet, değil mi? Evet, doğru. Ezgi'nin dediği çok önemli. Ya. Abdülkadir Ömür'ün kendisine de çok yatırım yaptığı fikrinde değilim. Yani ona özel söylemiyorum onu da. Yani dünya edebiyatının en büyük kitabının adlarından biridir. Madame Bovary. Madame Bovary'i eve temizliğe gelen kadın zanneden bir kültür eşiğinden bahsediyoruz. Ya bu kültür eşiğinin kendisini bu kadar uluslararası belirleyici bir oyuna dönüşen futbol arenasında çok yukarılara taşıması mümkün değil. Ama bu tek başına onun da suçu değil. Trabzonspor'da bütün Türk takımlarında var da Mustafa Diştekçen bir lafı vardır. Dünyada futbolcu 17-18 yaşında olgunlaşır. Türkiye'de 20-21'de olgunlaşır. Trabzon'da 25-26'dır bu diyor. Peki. Az kalmış o Abdülkadir için. Yani, evet. O gün var mı? Çok kısaca bir iki cümle alayım. Yok yani, bir Selahattin abi her şeyi söyledi zaten. Abdülkadir'le ilgili söylenecek her şey bitti. Peki. Şimdi araya gitmeden Fenerbahçe'ye bir girizgah yapalım. Şöyle direkt olarak Fred'le başlamak istiyorum Fenerbahçe'ye. Çünkü önemli bir sakatlık. Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Şimdi bunun üzerine konuşmaya başlayacağız Fenerbahçe'ye, ama önce bir haberimizi izleyelim, sakatlığın detaylarına bakalım. Evet, yokluğu Fenerbahçe'yi en çok etkileyen oyuncu Fred ve 4-6 haftada çok ciddi bir süre
Özellikle de ligin şu anki durumunu göz önünde yani, bulunduracak olursak o gün. 4-6 haftada kaç tane maç var? Yani bu 6 hafta derken bu maç haftası olarak söylenmiyor sonuçta. Tabii tabii. Bu süre açısından artık 3 günde bir maçlara çıkıyoruz. Çok fazla maç var. 1,5 ay yani. Kariyerinde araya sadece 10 kez maç kaçırmış Fred. Ki kaç yaşında yani? Hani kariyeri dün başlamadı. Fenerbahçe'de daha fazlasını bir sezonda kaçıracak. Tabii 4 haftada dönse dahi o rakam oluyor. En az 4 hafta deniliyor. Minimum. Yani böyle çok iyi bir tedaviye yanıt verirse 4 hafta. Ama daha bir de tabii dönüş süreci var. Daha aşağıya düşme ihtimali yokmuş. O Samsun maçında bir ikili mücadeleye girmişti orada. Bir rakibiyle bir mücadelesi vardı. Rakibin bir temasından sonra böyle bir sakatlık yaşadı. Yatıyorum. Öyle izlemiştim maçı. Onun etkisi var. Muhtemelen bu açıklanan sakatlıkta. Fenerbahçe Fred'in olmadığı 7 maçın ikisini kazandı diyebiliyorum. Çok zorlandı. Yani bu çok kötü bir durum. Hem Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili olarak hem de İsmail Hoca'nın takıma Fred'in yokluğunda veremediği etkinin göstergesi bu. İsmail Hoca'yı çok severim. Çok mütevazı beyefendi bulurum. Önemli işler yapacağına da inanıyorum. Çünkü bir önceki döneminde de söylemiştim. İsmail Hoca ile devam etse Fenerbahçe daha hayırlı olur. Çünkü zaten iyi bir oyun var ortada. Olmayan oyunculardan oyun çıkardı. O sezon altında Mert Hakan, Zayis, Crespo, İrfan ya kimse yüzüne bakmıyordu. İsmail Hoca o oyuncu grubuyla çok iyi bir seri yakalamıştı. Zaten ona güvenerek de Crespo ile Zayis'i yeniden istedi. Evet. Onları o sezon ortaya çıkarmıştı. Ancak gelinen noktada şimdi bu sezon İsmail Hoca'nın bazen tıkandığını hissediyorum ben. Yani neden yaşıyor bilmiyorum. Ama bazı anlarda ben tıkandığını hissediyorum. Neden? Ya şimdi Fred'in yokluğunda Fenerbahçe 7 maç 2 galibiyet. Öncesinde istatistikler tam tersini söylüyor değil mi? Tabela daha doğrusu tam tersini söylüyor bize. Orada bir çözüm bulabildi mi? Bulamadı. Farklı bir arayış olabilirdi. İşte atıyorum merkezde İrfan Can'la oynayabilirdi oyunu vesaire vesaire. Bulamadı sonuç itibariyle. O oyun kalitesi inanılmaz derecede aşağı düştü. Stoperler de yoktu. Bak şimdi sen söyledin Fred varken ve yokken performans 21 maçta var. 20 galibiyet, 1 beraberlik, 66 gol, 15 gol yenmiş. Fred yokken 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 33 gol atılmış, 15 gol yenmiş. Evet, Fred yokken hep stoperler de yoktu ama üzerinden okunuyordu. 7 gol sayısı aynı, attığı gol yarı yarıya. Evet. Onun dışında galibiyet, mağlubiyet zaten ortada. Fred'siz oyuna çözüm bulamadı İsmail Hoca. Bir de son maçta, ya bana mı tuhaf geliyor bilmiyorum. Fred çok zorladı kendini bu arada. Ön alanda Şimanski'de çıkınca her tarafı koşturma derdine düştü. Fred'i daha da zorladı değişiklikler orta sahada. Bir de Dzeko oyundan çıktı. Batshuayi oyuna girdi. Joshua King falan girdi. Fenerbahçe Emre Mor'u aldı oyuna. İşte dur onları ayrıca konuşacağım. Hayır, hayır bir şey söyleyeceğim. Ya sürekli orta açıyor. İçeride kafamı çeviriyorum bakıyorum kim var? Batshuayi var. Niye Dzeko çıktı diyorum ya kendi kendime. Sadece bu değişiklik değil. Genel olarak maçın tüm değişiklikleri bir sonuca etki ettiğini düşünüyorum. Olumsuz anlamda. İki, Fred'in üzerine daha da fazla yük bindi bu maçta. Ama sakatlığı buna bağlamıyorum bu arada. Her yere koşturma telaşesinde bir ikili mücadele diye işte aklımda kaldı. O pozisyondur muhtemelen çünkü bu sakatlık. Kısaca Fenerbahçe adına çok kötü oldu. Bakalım bu kez İsmail Hoca çözüm bulabilecek mi? Bu kez çözüm bulabileceği oyuncular var elinde. Şimdi onu Krunic soracaktım. Krunic var ama Krunic de 6-8 oynayan bir oyuncu. Yani acaba bir net bir 8 numara biraz daha Fred profilinde bir oyuncu mu arar bulur yoksa Krunic'le mi yola devam eder? Selahattin abi istiyorsan etmeli. Şey yap. Yok yok sen şey yap. Böyle baktın dedim. Yok yok. Ya şöyle, İkiniz de cevap vereceksiniz. Şunu söyleyeyim ben pas atayım. Krunic ağırlıklı olarak kariyerinde 8 numara oynamış bir oyuncu. Evet. Pioli onu 6 numaraya aldı. Yani ben Krunic transferini bir önceki yayında gereksiz bulduğumu söyledim ama bu Fred nazar alıyor herhalde. Gerekliliği ortaya çıkmış. Bir daha sakatlanacağını düşünmemiştim. Ama sakatlansa da Fenerbahçe'nin orta sahada oyuncuları var yani. Ben en çok İsmail'i beğeniyorum. Söyleyeyim bunu yani. Çünkü top sadece sendeyken
oynanmıyor futbol. Rakipteyken de oynamak gerekiyor. O anlamda İsmail'in katkısı büyük. Kendi yeteneklerinin, kendi potansiyelinin de tam ulaştığını düşünmüyorum İsmail'in. O yüzden böyle söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin elinde alternatifleri hep var. İsmail Hoca eleştirilerine çok katılmıyorum, onu söyleyeyim. Eleştirdiğim noktalar olabilir ama öyle bir iklim oluşuyor ki hocayı eleştirirsem sanki pusuda bekleyenler var yani hocayı eleştirmek için. Camia içinde de var. Ben kazanırken de eleştirdiğim için yeri geldiğinde bizim, çok bizim rahatım. Bizimki ayrı, bir şey demiyorum. Sen gördüğünü söyleyeceksin tabii. Ben bazen gördüklerimi iyiye yorup söylememeyi yeğleyebiliyorum. Ya İsmail Hoca'dan yana pozitif ayrımcılık yapıyorum aslında. Doğru mu yanlış mı ona emin değilim de. Mesela Dzeko niye çıktı? Çıkabilir ya, niye çıkmasın? Dzeko 37 yaşında. Dzeko çıkabilir belki, ama oyun o olmaz ondan sonra. Belki devam ederse bir sakatlık riski oluşacak Dzeko'da. Yani bir maçı kazanmak uğruna Dzeko'yu mu kaybetmeyi göze alması gerekiyor? Onunla alakalı bir sebepten çıkamadı mesela. Bilemeyiz onu, bilemeyiz. Hayır, kötü oynadığı için çıkardı. Ya tamam, bir şey demiyorum. Neden çıkardığını bilemiyorum. Dzeko kötü oynarken de sahada kalabilir. Sonuçta bir top düşer önüne, gol yapar. Ama yerine giren adam da bir maçta 4 gol atan Batu Şahay. Yani o da şey değil. Hocanın yerine de biraz koyun kendinizi. Ve çok formda Batu Şahay'dı. Ha ikisi... Dzeko Batu Şahay işte. Bir işte, önceki maçta onu denemişti çift olarak. Niye bu maçta düşünebilir denemedi? Düşünebilir ama karşında da Samsun Spor da çok diri bir takım bu arada. Yani o Alman Hoca ile Samsun sürekli çıkışta. Ben Samsun zor maç kaybeder, söyleyeyim. Evet. İsmail Hoca da bunun farkında. Ama şöyle bir şey var Selahattin abi. Sen Batu Şahay'ı oyuna alıyorsan şayet, o dakikadan sonra kalkıp 30 tane orta açmaman gerekiyor. Çünkü Batu Şahay'ın bir tane kafa golü yok Beşiktaş'ta, biliyor peki musun mesela? Devam edeceğiz. Yok hava toplarında bu adam. Belki orta açma işi de yeni çizdi. Biz onu orta yapmak diyoruz. Peki. Orta yapmak hocanın tercihi değil de oyuncuların tercihidir. Devam edeceğiz bu sohbete. Araya gidiyoruz. Saat başına buradayız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'ye bir girizgah yapmıştık. Özellikle Fred'in yaşadığı sakatlık üzerine konuşarak başlamıştık. Ve oradan da aslında konu İsmail Kartal'ın Samsun Spor maçında yaptığı değişiklikler ve acaba bu puan kaybı bu yüzden mi geldiğine bağlanmıştı Selahattin Kınalı. Siz dediniz ki ben İsmail Kartal'ın bu anlamda bir yanlış yaptığını düşünmüyorum. O gün de tam tersi demişti ki Dzeko neden çıkıyor, hücum hattı neden bu kadar değişiyor ve sonuç itibariyle de bir türlü gelmeyen bir gol. Ya köşeli olarak bakınca evet, genellikle futbol severlerin ortak görüşünü zaten o gün de dillendiriyor. Madem orta yapacaksın niye Dzeko'yu çıkarıyorsun? Ama dedim ya, orta oyuncuların tercihi olabilir. Ayrıca her orta, yapılan orta kafa golü kovalamak için değildir. Özellikle panik butonuna basmaya yaklaştığında, işte son 15 dakika, son 10 dakika bütün takımlar karambol golü kovalar ya. Bunu Real Madrid de aynısını yapıyor. City de yapıyor yani. Kaleciler niye giderler şeye, işte sol kornere karambolden gol kovalayalım. Uzun boylu olduğu için belki kafa atar. İşte olabilir ama yani yapılan her orta elle kafa golü kovalamaz. Karambol golü de kovalarsın. Bazen oyunlar kendi içinde her oyunun bir hikayesi var. O hikaye seni oraya taşımış. Çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Evet, almasa belki daha iyi olurdu. Olabilir. Ama aldı Batu'ya, iki tane attı diyeceğiz, helal olsun. Tam zamanında çıkartacak koyu. Yorulmuştu zaten. İyi oynamıyordu. Batu'ya da formdaydı. Hoca çok doğru bir tercih yaptı diyeceğiz. Çünkü her şeyi skor üzerinden okuyoruz. Ya maalesef böyle bir... Belki dünyadaki bütün herkes bunu yapıyordur da bizimki kadar skoru öne çıkarıp oyunu öteleyen bir futbol kültürü yok herhalde. Peki bu maçta ne olmadı? Yani bu kadar farklı galibiyetler alan bir Fenerbahçe neden bu maçta o çizgiyi geçemedi? Çünkü 1-0'dan sonra 2-0'ı yakalaman gerekiyor farkı kovalaman için. 1-0 her zaman riskli sonuç. Kalecinde böyle lamba gibi bir gol yerse, kusura bakmasın ama arkadaşları da uyarmamış herhalde. Emre'nin öyle vuruşları var. Hatta bir kulağına Zeki Yavru mu herhalde onu söylüyor. Direkt kaleye vur, seni tanımıyor falan gibi bir şey. Arkadaşlarının ya da teknik ekibin belki Livakovic'i uyarması lazım. Ya, o düzeyde bir kaleci o golü yemeyecek yani. O golü yemese belki dediğin gibi yine yüksek skorlu bir oyun olabilir ama karşında da 11 tane delikanlıdan oluşan bir takım var yani ve Samsun Fenerbahçe oyunları da bu futbol kültürümüzün en eğlenceli parçalarından, en çekişmeli parçalarından biri. Bunu da unutmayalım. Ve çıkışta olan bir Samsun Spor var. Samsun Spor bu aralar pek çok doğru iş yapıyor. Ya yani o doğruların karşılığını alacaktır. Belki ilk hamlesi bu oldu. Yani son dakikada İsmail'in gereksiz bir topla oynama isteği, kaptırdığı top offside döndü ama maçı da kaybedebilirsin yani. Kaybedebilirdi Fenerbahçe. Hı hı. Öyle bir noktaya geldi. Ama
o yüksek skorlara etmemesinin birinci nedeni ikinciyi bulamamış olması. Pek çok fırsat yakaladı. İşte kalecinin önünde Okan iyi kalecilik yaptı. Vuruş beceriksizliği oldu. Şu oldu, bu oldu ama futbolun içinde bunlar var ya. Daha birkaç tane daha beraberlik. Bu bir yol kazası mıdır olabilir. Fenerbahçe açısından? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği bütün puanlar bu sezon yol kazası. Katılır mısın? Yani şöyle, kimi zaman İsmail Hoca'ya eleştiriler vardı puan kayıplarında, işte onun değişiklikleri vesaireden oldu. Birçoğuna katılmadığı maçlar oldu bu arada. Ama bu maç üzerinde İsmail Hoca, ben belki de bu sezon ilk kez bir maçtaki oyuncu değişikliklerle ilgili İsmail Hoca'yı eleştiriyorum şu an. Bu maçta katılıyorum. Katılmamın sebebi de net, belli. Eğer siz bu kadar çok kenardan içeriye topu kullanacaksanız, bir tarafta Emre Mor, bir tarafta Cengiz ve hatta Joshua King de girmişti. Ceko kötü de oynasa çıkarmamanız gerekiyor. Şimdi karambol, evet, kimisi işte Cengiz açar. Uzun boylu bir pivot santraforunuz yok. Pivot olarak kapa vurabilir Ceko. İndirebilir, karambolü öyle oluşturabilirsiniz. Yanına yardımcı forvet olarak mesela Batu Şah'ı koyup Emre Mor Cengiz ikilisiyle birlikte içeriği Joshua bu şekilde King'i koydu ama ya. İçeriği yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Joshua King de öyle kafa pivot santrafor, yani o tarz bir oyuncu değil abi. Batu Şah'ın zaten hiç yok. Bak Beşiktaş'ta bir tane numunelik kafa golü yok. Bir tane 17 tane gol atmış olması gerekiyor Beşiktaş'ta, öyle hatırlıyorum totalde, toplamda. Bir tanesi kafa golü değil mesela. Fenerbahçe'de de varsa parmakla sayılır, numuneliktir yani böyle. Dolayısıyla hani oyun sizi zaten buraya itiyor. Rakip kapanacak, merkezi kapatacak. İşte iki tane önlü libero, onları geriye çekecek. Ceza sahasının içerisinde 5-6 oyuncu bulacaksınız. Dolayısıyla siz bu 5-6 oyuncuyu aşabilmeniz adına ne yapacaksınız? Kenara kullanacaksınız değil mi? Çizgideki oyuncularınızı ağırlıklı olarak içeri, işte Cengiz 1-2 pozisyon mesela böyle sağlamaya çalıştı. İşte arka direğe keserek, orta altı pasa keserek işte topu. Dolayısıyla orada bir tane sizin kuleniz olacak varsa elinizde. Yani bunu kullanacaksınız. Kötü de oynasa kullanacaksınız o maçta. Bence o yönde bir hata yaptı. Ha, Ceko kalsaydı belki yine atamayacaktı Fenerbahçe. Atacaktı demiyorum. Bak ikisi farklı şey, atacaktı işte Fenerbahçe kazanırdı demiyorum. Ama oyun sizi buraya itiyorsa, çizgiden ortaya açmaya, ortaya yapmaya itiyorsa, siz içeride pivot santraforunuzu kenara almamanız gerekiyor. Çünkü yerine aldığınız oyuncunun zaten kafa meziyetleri neredeyse hiç yok. Kafa toplarındaki hava hakimiyeti hiç olmayan bir oyuncu. Bir tarafta Lubomir Satka 1.88'lik oyuncu. Diğer tarafta Alim Öztürk 1.91'lik oyuncu. İki oyuncunun arasında zaten Alim bayağı bir top uzaklaştırdı yani. İyi bir maç çıkardı. Bayağı top uzaklaştırdı. Her top dönüyordu Samsun savunmasından. Oyun oraya itileceği belliyken bu değişikliği ben doğru bulmadım. Ya peki, bir sürü tamam ama Batu Şah, Emre, bunlar ceza sahası içinde 2'ye 1 yapan, defans arkasına koşu yapan adamlar. Hiçbiri de bu oyunda da bunları tercih etmediler. Yani bir Verkas bir 2'ye 1 deneyinde. Ama ne yapsın hocam yani? Yapabilecek alanın yok işte. Ben ona anlatıyorum. Ama Emre Mor çok becerikli bir adam. Hayır, mesela. Neden ama? Samsun Spor 8 kişiyle savunma içerisinde bekliyordu Fenerbahçe'yi. Kapatmış zaten yani. 2'ye 1 yapıp girebilecek bir alan bırakmıyor sana. Sen mecburen Cengiz'in yaptığı gibi topu çekip arka direğe orada bir boşluk arayacaksın. Altı pası indireceksin. Bunu yapacaksın. Samsun zaten 1 puan oynadı o maçın geri kalanını değil mi? Tabii. Ki çok doğal bir şey. Kaç kişiyle oynadı? Kaç kişiyle oynadı ya? Ceza sahasına bir bakın Samsunlar pozisyonda. En az 7 kişi vardı Samsun ceza sahasında. Samsun Sporlu. Dolayısıyla oyun sizi buraya götürürken siz oyunu başka bir yere nasıl çevireceksiniz tekrar? Oyun sizi buraya götürmüş bir kere. Siz oradan dönüp de hadi yerden kısa paslarla 1-2'ye 1'le bu ceza sahasını zorluyor, yapamazsınız. Şimdi Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe deplasmanda. Ben demin baktım Başakşehir, Alanya, yani şu fretsiz maçlarına baktım daha doğrusu. Muhtemel fretsiz maçlarına. Yani yine uygun maçlar denebilir yani. İçeride işte Başakşehir deplasman, işte nasıl deplasman biliyoruz. Kasımpaşa, Alanya, İstanbulspor da var ya galiba. Yani bu şanssızlıkların nedenini biraz sorgulaması lazım Fenerbahçe'nin. Diyorum ya, gidip bir yerde bir adak kurban, Darülaziye falan gidip bir yer kurban kessinler. Bir adakta bulunsunlar yani, biraz fazla olmaya başladı.
gerçekten tolere edilebilir düzeyi aşıyor biraz Fenerbahçe'nin yaşadığı ve en kritik adamı sakatlanıyor. Ve bu ikinci kez sakatlanıyor. Ve alakasız bir pozisyonda sakatlanıyor aslında. Diz dize vurunca herhalde uyluk oradan ve rahatsız olmuş. Ve çok uzun süreli sakatlıklar. Evet yani ya. Öyle bir hafta iki hafta değil. Herhalde biraz yaşla da ilgili mi o gün? Yani 25 yaşın altında olsan daha kolay kalkarsın. Daha erken dönersin. Yaş ilerlediği ki dönüş süreni de uzuyor. Belki elbette olur. Oluyor ama ilginç olan şu işte Selahattin abi. Yani kariyeri boyunca evet. Buraya gelene kadar sadece 10 maç kaçırmış bir oyuncunun bir sezonda iki kez bunu yaşaması. Şimdi arkadaşlarım Fenerbahçe'nin fikstürünü ekrana getirdiler. Başakşehir deplasmanı, Ankara Gücü, Antalya evet. deplasmanı, Alanya maçı, Rize deplasman, Kasımpaşa, Hatay deplasman. Nereye kadar 6 hafta? Hatay maçından sonra belki. Hatay maçına da yetişebilir. Başakşehir, Ankara Gücü ikisi bir hafta. 4-6 haftadan yola çıkarsak hafta. Hatay maçına yetişme evet, ihtimali Hatay var maçı diye maçı bakalım. Gibi görünüyor. 4-6 hafta ise Kasımpaşa'da. Yani Kasım, 4 ise Kasımpaşa maçına da yetişebilir. Ama, i̇şte ne kadar duruyor? Kasımpaşa, Hatay gibi duruyor. Ama çok kritik maçlar da yok işte. Başakşehir, Ankara Gücü, Antalya, Alanya'yı saymıyorum bu sezon, Rize. Alanya'yı niye saymıyorsun çıkışta? Ya son maçlarda çıkıştı ama ben çok yeterli bulmuyorum Alanya'yı. Fatih Hoca orada olmayan bir şeyle, kötü bir kadroyla bu arada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama. Bu arada bu ligde bir de Ziraat tabii, Türkiye Kupası var. Gaziantep burada, deplasmanında yani, da yok. Orada burada Rize deplasmanı, sıkıntılı bir deplasman. Antalya aynı şekilde. Evet Başakşehir, iki tane sıkıntılı deplasman var. Antalya ve Rize. Başakşehir 3, Ankara Gücü içeride. Yani... Zor da bir fikstür bu arada. Hakikaten zor bir fikstür. O kadar zor olduğu fikstüründe değilim yine de. Ben peki şimdi deplasmanların Antalya ve Rize olması bence zor. Ama şimdi geçen seferki fretsizliğe göre mi değerlendirmek lazım bunu? Tabii çünkü Zayt'la Crespo o bölgeyi dolduramadı ama şimdi Krunić var dedik. Evet. Yani o kadar etkilenir mi acaba bu seferde? En çok konuşulan konu dün Fred'in sakatlığının açıklanmasının ardından Fenerbahçe'de işte merkezdeki ikili kim olacak? İsmail Crespo mu? Crespo işte Krunić mi? İsmail Krunić mi? İsmail Krunić mi? Ama bir seçenek daha var. Lincoln Krunić. Lincoln Henrique 8'de evet. Sol içte ki asıl mevkiyi sol içte oynaması beklenen mevkiydi Fenerbahçe'de. O Jesus zaman onu işte dörtlünün çizgisinde kullandı. İşte orta saha dörtlüsünü 3-4-3 oynatırken çizgide kullandı. Sonra sol bek oynattı. Herkes dedi ki ya Lincoln'dan sol bek olur mu derken çok iyi oynuyordu mesela. Üstüne sakatlık yaşadı. Ama gerçekte oynayabileceği yerlerden bir tanesi sol iç. Ve rahatlıkla kullanabileceğiniz bir oyuncu. Teknik, hücuma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Şimdi az önce Fred'in yokluğundaki rakamlarda biz neyi gördük? Sayılarda biz neyi gördük? Fenerbahçe'nin yediği gol sayısında bir değişiklik yok. Attığında sıkıntı var. Azalma i̇şte var. 66 atmış Fred varken, Fred yokken yarısını atmış mesela. Tabii maç sayısı var bu arada da. Yani 21'e 12. Evet. Ama bu bize bir hücumda bir düşüş olduğunu gösteriyor. Çünkü Fred'in varlığında Szymański'nin de performansı, Tadic'in de performansı başka bir seviyede oluyor. Szymański de Tadic'i de çok rahatlatan bir oyuncu. Onun yokluğunda ne Szymański ne de Tadic arkadan istediği desteği alamamıştı. Hatta birçok maçta şu sahne benim gözümün önünde. Tadic topu çizgide alıyor. Sağında bir oyuncu arıyor. Szymański'yi rakip kapatıyor. İkinci bir oyuncu yok. Desteğe giden. Fred bunları sürekli yaptığı için. Şimdi Krunić bunu yapabilir. Krunić ağırlıklı olarak kariyerinde 8 numara oynamış bir oyuncu. Bakmayın Pioli onu geriye attı. Hani biraz şey hikayesine benzetiyorum. Beşiktaş'tan örnek vermiş gibi olacağım ama Konya'da 8 oynayan Amir'in Beşiktaş'a gelince bir anda 6 numara olması gibi yani. Savunmanın öndeki oyuncu. Son yılları evet son dönemleri Krunić için 6 numara ama kariyerine dönün bakın ağırlıklı olarak ön tarafta oynamış bir oyuncu. Bu olabilir. Yani Krunić için yanına İsmail seçeneği. Bir diğeri ise Lincoln Krunić bence üzerine konuşulması, düşünülmesi gereken bu. Fenerbahçe hücumda ne kadar varsa ne kadar etkinse rakibini o kadar bozan bir takım. Savunmadan ziyade. Hücumda ne kadar etkili oluyorsa rakibi bir o kadar çabuk bozulabiliyor. Mesela Samsun maçını hücumda o kadar varlık gösteremedi. Birkaç pozisyonlar var. Birkaç tane. Ama
önceki maçlara nazaran o kadar varlığını hissettiremedi o rakip ceza sahası içerisinde. Sonuç tabelaya yansıdı. Şimdi burada biraz daha hücuma kim daha rahat katkı verir merkezden bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü arkada zaten Krunic'i kullanırsınız siz. Bence bir seçenek de Fenerbahçe İrfan için. İrfan mı? Lincoln'u alırsın. Ama İrfan'ı denedi olmadı orada. Ne dedin? İrfan Can'ı merkezde kullanıp Cengiz mi? İrfan Can orada da verimi düşüyor. Şimdi İrfan Can'dan başka seçenekleri var. Tabii benim kalbimden hep Ferdi önde oynamak izlerken, önde oynarken izlemek geçtiği için Lincoln'den alırsın sol beke, Ferdi'yi oynatırsın 8 numara. Tadis, Lincoln, Ferdi. O müthiş bir işlerini sağlayabilir. Ferdi de artık sol beki kabul etti gibi sanki. Bence biz Ferdi'yi sol bekte. Bu arada katılıyorum. Niye Ferdi'yi sol bekte mahkum edelim canım? Ön taraf oyuncu. Mahkum niye? Sol bek mevki değil Ferdi, mi? Niye mahkum? Ferdi orada rahatlıkla oynayabilir ama çok yönlendiği bir mevkiden de alıp artık yani sen gel hadi bu kez burada oyna. Evet altyapısı 10 numara. 8 yani hücum oyuncusu. 10 numaraydı hatta altyapıda. Evet. Hollanda altyapı kategorilerinde de öyleydi. Sonra 8, 10. O arada gitti geldi. Fenerbahçe'de ilk geldi böyle kanatta da oynatıldı. Hatırlıyorum. Kanatta da oynatıldı. En son sol bekte kendisini buldu. Bu en verimli olduğu yerde sol bek. Ve artık hem Fenerbahçe'nin hem milli takımın sol beki Ferdi. Dolayısıyla eldeki mevcutlardan merkeze bir çözüm bulmak gerektiğini düşünüyorum. Sol bekte iyi giden bir şey. Şimdi orada bir de sol bek bulmak da kolay Jaden değil. Jaden Osterwolde'yi sol bek kullansın İsmail Hoca. Yorumlardan bir tanesi. Jaden'ı kullanabilir. Ferdi'yi merkeze çekebilir, yapabilir. Ama elinde Lincoln gibi zaten 8 oynayabilen, rahatlıkla 8 oynayabilen bir oyuncu var yani. Ve o da kupada attı, harika bir gol attı. Onunla birlikte bir moralli döndü. Kupada harika bir gol attığı çok söylüyoruz. Hayır, kaleci hatalı gol değildi. Onu da unutmayalım. Ya, ama kapattı vuruş, köşede. Kapattı köşede tamam da o vuruşun, o şeye gitmesi ben, çok güzel. Ben Lincoln'u ilk gördüğümde biz kepçe deriz. Kepçeleme vuruşları müthiş. İlk gördüğümde yani ilk oyununu gördüm. Fener bunu nereden bulduysa topla ilişkisi, vuruş tekniği müthiş dedim. Bir itirazım yok. O çok güzel vurdu yine. Fakat o golü kaleci yedi. Oyuncu atmadı. Kapattığın köşeden gol yenmez. Süper Lig'de hiç yenmez. Sizin orta saha ikiliniz kim? Ya ben diyorum ya ben olsam Ferdi yok çekerim. Diyelim. İsmail. Ezgi Ferdi'yi çizdi. Ferdi sol bekti. Ferdi sol bekti. Bak Ferdi'nin orta sahaya 10 numaraya taşınması futbol severler için de temaşa oyunudur bu. Zevk katsayısını yukarıya taşır. Benim derdim o ya. Sol bekte de o Lincoln çok başarılı işler yapabilir. Çünkü hem uzun pasları iyi atıyor. Osterwolde biraz... Sol bek zaten o. Yok. İyi de Osterwolde planya ister derler bizimkiler. Biraz daha tecrübe kazanması lazım. Biraz daha oyun akışkanlığı, takım arkadaşlarıyla ilişkisi, topla ilişkisi. Biraz daha işi var onun yani. Ama Lincoln bir usta oyuncu. Ferdi zaten bildiğimiz bir oyuncu. Ferdi 8 numarada 10 numarada izlemek gibi bir şeyim var benim. Hadi hazır bahanesi olmuşken de hoca denerse çok memnun olurum. Onu söylüyorum ben. Yoksa ha, o... olacak olanı söyleyeyim. Hoca İsmail'le Krunic'i oynatacak herhalde. Belki İsmail'in yerine. Bu arada bana da aynı geliyor. Yani, belki yani İsmail hocanın oynatacağı İsmail yüksek 6'da Krunic merkezde oynatacak. Ya tabii yerli oyuncu kuralını da biraz göz önünde bulundurursak. Yani orta sahada iki yabancı oynatmak. Ferdi, Mert Müldür. Ama zaten sahada da bir tane oluyor. İrfan ya da Cengiz. Üç tane oradan kurtarıyor. Evet. İstese yani iki yabancı da sağ bek Mert Müldür. Ki evet. Mert bence kolay kolay olmayı o sayıyı da vermeyecek. Bu arada Afrika Uluslararası Kupası'nda da hep bizim aleyhimiz oluyor. Mısır devam ediyor. Hayır. Gana şu, elendi. Ciku dönüyor. Gana elendi. Başka tam elendi. Bugün belli olacak. Ciku dönüyor. Bugün belli Gana oluyor. Da belli olmadı. Ben. Çok daha küçük de olsa bir şansları var. Evet. Yani ihtimal var. Düşük bir ihtimal ama. Biraz diğerlerinin işte birinin kazanıp birinin berabere vesaire her, vesaire. Mucize senaryoları. Çünkü döndüğünde eğer Bekao hazır olmazsa forma bulacak artık ama o çok belli yani. Bonucci Bekao olacak. Herhalde Bekao bir iki haftaya hazır. Çalışıyor takımla birlikte de. Yani Ciku'nun dönmesi elbette alternatifleri sakatlanan o oyunculardan birine bir şey olur. Gana'nın elenme durumuna... Fenerbahçeliler çok seviyor da Beşiktaşlar üzülüyor. Ya sonuçta Beşiktaş'ın başında Santos gibi bir hoca var. Onun halini görecek yani. Ondan ne bir bal süzülebilecek mi varsa adam alır. Gelecek ön libero'da oynatacak belki. Son maçını buradan gitmeden ön libero oynamış hatırlarsınız. Fena da yani Beşiktaş'taki en iyi maçıydı. O da savunmanın önündeydi. Herhalde ceza sahası içerisinde ne kadar uzaklaşsan o kadar iyi oluyor gibi bir durumdu.
Ama Gana konusunda hakikaten yani dün mesela bakıyorum Fenerbahçe'nin taraftarlar şey yazıyor işte. Sonunda güzel bir haber aldık. Rahat uyuyacağız. Beşiktaş taraftarı eyvah yazıyor. Amartya'ya geri dön. Bakalım ne olacak. Şimdi nasıl iz bıraktınız çok önemli işte. Bir iki cümle de Livakovic için edelim. Çünkü tam böyle Fenerbahçe'de rüştünü ispatlıyor galiba denirken kötü bir gol yedi. Evet. Bir hata. Ya orada bir hata. Fenerbahçe taraftarlarının kafasında hala bir soru işareti var Livakovic'le ilgili. Yani bu golün hani hata değil vesaire başka yöne çekmeye gerek yok. Hata, kaleci hatası. Ya gider 2 puan Livakovic'e yazar. Yazdı yani net. Kötü kaleci mi? Yok. Tabii kötü kaleci değil ama Fenerbahçe şimdi Altay golü yer miydi? Bence yemezdi. Ama çıkardı da 2 tane kritik tabii çok vardı kritik. Maçta. Geçen hafta da çıkardı. Bu maçta da vardı 2 tane son dakikalarda. Ya iyi kaleci bir itirazımız yok. Ama kaleci gol yiye yiye kaleci olur derler eskiler. Yani gol yiye yiye öğrenecek. Türkiye Ligi'ni de tanıyacak. Emre'den o golü bir daha yemez. Yani aynı kalırsa ligimizde oynayacak. Belki Emre ile 3-5 maçta oynayacaklar. Belki daha fazla. Bence o golü Emre'den bir daha yemez. Artık kimseden yemez onu herhalde. Biraz da bu tarafa yakın. Yok Emre öyle vuruyor yemez. Başkasının başka vuruş tekniği vardır. Ama var var söyledim. Tabii de. Bakasetas'ın da öyleydi mesela. Evet. O da şaşırtıp yerden atıyordu. Yani Livakovic özelinde bence son haftalarda performansı ilk maçlarını hatırlayın. İlk maçlarına göre çok artmıştı. Arada bayağı fark vardı. Biraz takıma alışması, önünde oynayan oyunculara alışması. Selahattin abinin de dediği gibi lige alışmak diye de bir şey var hakikaten. Bunların hepsine alışmasıyla birlikte performans yukarı yönde ilerliyordu. Son maçta bir hata yaptı. Fenerbahçe'de de pahalıya mal oldu. Bu bir hatadır ama yani yok işte baraj şöyle oldu işte zıplamadı yanındaki oyuncu şöyle. Ha öncesindeki kişi tartışabiliriz. Faul mü değil mi? Bu ayrı. Yenilen gol özelinde Livakovic hatalı. Öncesindeki pozisyonu faul olma ihtimali yok benim nezdimde. Öyle faul mu olur? Peki. Şimdi şunu soracağım. Galatasaray'ı da konuştuk, Fenerbahçe'yi de konuştuk. Selahattin Kınalı ve iki takım da şu anda 54 puanda zirvedeler. İki maçın da ardından teknik direktörlerin gündeminde psikolojik üstünlük konusu vardı ki aslında taraftarlar da şu an kendi aralarında bunu tartışıyorlar. Şöyle artıları eksileri bir tarttığınız zaman size göre psikolojik üstünlük kimde? Ya ilk bu takımlar ilk maçlarını yapmadılar mı? Fenerbahçe stadı beraber kalmadılar mı? Deplasmanda yenilmeyen takım üstündür psikolojik olarak eğer öyle bir şey varsa yani. Ama ben öyle şeylere çok inanmıyorum. O gün Galatasaray'ın stadındaki oyuna 4 puan önde çıkan takım şampiyondur doğal olarak. Fakat Galatasaray da mesela Trabzon maçını kaybedebilirdi de kaybetseydi de Fenerbahçe öyle bir rahatlattı ki Galatasaray'ı Samsun'u yenemeyerek. Galatasaray ne dedi? Ben 3 puanlık arayı tutarsam en kötü ihtimalle içerideki maçı alıp şampiyon olurum. Öyle bakıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin Samsun'u... İşte ona göre zaten o psikolojik üstünlük konusu devreye girdi. İşte o yüzden diyorum ya. Şu an yani 2 puan geride de olsa Galatasaray, hatta 3 puan geride de olsa Telekom oyununu kendi sahasında oynayacağı için bence her zaman favori Galatasaray'dır. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa oraya 4 puan önde gitmesi gerekiyor. Bu kadar. Ben öyle görüyorum. Bunun gerçekleşme ihtimali sizce? Olabilir. Futbol bu ya. Al işte kalecin bir tane gol yedi. Yarın stoperin gereksiz bir hamle yapar. Kırmızı kart, penaltı. Futbolda bunlar var. Evet. Ama olmama ihtimali daha yüksek. Ben yani neredeyse iki takımın o oyuna aynı puan. Biri bir puan önünde, iki puan geri. Öyle çıkacağını düşünüyorum. Yani, son oyuna yani. Bu ligin sonu yaklaştıkça böyle Anadolu takımların reaksiyonları değişiyor. Rahatlayanlarla oynamak farklı oluyor. Bir de böyle küme düşme... Rahatlayan var mı ki? Orta sıralardaki... Sonlara doğru arada, orta sıralardaki takımlar. Bir gün Avrupa, devam etti. Bir Avrupa mücadelesi. Bir ligden düşme potası olan takımlar çok zorluyor. Orada sürpriz puan kayıpları çıkabiliyor. Ligin kalitesi çok düşük. Tabii. Şöyle düşük. Puan tablosu 54-37'ye düşüyor. Evet. Üçüncü sırada Trabzonspor. 35 puan da Beşiktaş. Yani bu... Kolay anlaşılabilir yani ve yerden, anlatılabilir bir durum değil Trabzonspor'un yani. Trabzonspor'un oyununu vesaire, Beşiktaş'ın oyununu hatta olmayan oyunları eleştiriyoruz değil mi ağır bir şekilde? Evet. Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü. Evet. Yani programa başlarken yeni açan izleyiciler varsa Trabzonspor şöyle dağıldı, Beşiktaş böyle dağıldı diye başladığımız bir sohbette şu an ekrana da geldi puan durumu. Biri üçüncü, biri dördüncü. Evet. Biraz şöyle de bir etki var tabii ki.
Çaykur Rizespor mesela burada topladığı puanı çok kıymetli buluyorum. İlhan Hoca ile birlikte yaptıkları işler harika. Orada lige yeni katılan takımlardan biri olarak 32 puan Çaykur Rizespor adına çok iyi bir puan. Genç bir takımları var. Şimdi biraz da hani kadro, topladığı puan vesaire özelinde bakıyorum. Normalde ne diyoruz? İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un aslında kadrosu daha fazla puana almalıydı. Kadro, oyunu demiyorum. Kadro maliyeti. Kadrosu. Parasal kadrolar. İçerisindeki oyuncuların geçmişine bakıyorsun vesaire kim olduğunu. Daha fazlasını alması gerekiyordu. Oyuna dönüyorsun, diyorsun ki ya bu sezon Rize Spor Trabzonspor'dan daha iyi futbol oynuyor. Beşiktaş'tan daha iyi futbol oynuyor atıyorum. Ya da Kayseri Spor mesela çok iyi götürdü. Son haftalarda onlar da kötü. Hani oyuna göre şekillendirdiğimizde tabloyu kimse Trabzonspor'u 3'e 5'teşi 4'e yazmaz bu sezon. Çünkü beklentiyle birlikte biz paralel tutuyoruz. Beklentiler daha farklı ama tabelada yine de maç kazandıkları anlarda işte topladıkları puanlar ortada. Biraz daha kıpırdanabilselerdi, iyi sezon geçirselerdi. Bu 37-35 değil, daha fazlası olurdu. Rakipleriyle bu kadar fark olmazdı ama zaten fark olmasa ne olur? Arayı inanılmaz açtı Fenerbahçeli Galatasaray. İskoçya Ligi'ne hoş geldiniz. Glasgow Rangers, Celtic Ligi bizimki de yani. İskoçya Ligi'nin dünyadaki sayınlığı neyse seninki de o. Bu sezon öyle. Psikolojik üstünlüğe geri dönelim. Parantezi kapatıp. Galatasaray kendi sahasında çıkacak o maça. O çok kritik. Ben Fenerbahçe'nin sahasında oynanan maçtan sonra söyledim. Fenerbahçe 1 puan kazanmadı. 2 puan kaybetti ama Galatasaray 1 puan kazandı orada. Ya eleştirenler de oldu beni. Bana bayağı mesajlar gelmişti. Ya Galatasaray 1 puan kazandı orada ya. Galatasaray'ın o kaybedilen, Fenerbahçe açısından kaybedilen 2 puanı bırakın kenara. Kadıköy deplasmanına gidiyorsunuz. Rakibinize mağlup olmuyorsunuz. Puan farkı aynı şekilde duruyor ortada. Döneceksin, ligin sonunda kendi sahanda ağırlayacaksın. Vallahi herhalde kamuoyunun %90'ı Galatasaray'ın sahasında oynayacağı böyle şampiyonluk maçının Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordur değil mi? Çünkü Galatasaray böyle kritik eşikleri asla hatayla geçmiyor. Yani ligin sonu gelecek ve Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi kaybedecek. Futbolun içerisinde var elbette ama ihtimal düşük. Fenerbahçe orada bir avantaj kaybetmişti. Galatasaray'da moral oldu bu. Eğer oraya kadar baş savaş gider diyorsun. Fenerbahçe o maçı kazansaydı çok daha farklı ilerleyebilirdi sonraki maçlar. Galatasaray kendisini yarışın içerisinde psikolojik olarak tuttu. Fenerbahçe liderliği öne attı. Ama sonuç itibariyle şimdi puanlar eşitlendi. Galatasaray biraz daha pozitif havada. Çünkü son maçını Trabzonspor deplasmanında 5-1 kazandı. Bu özgüven sağlar. Fenerbahçe kendi sahasında Samsun Spor'la beraber kaldı. Ligin gidişatında Fenerbahçe'nin bu tür haftalardan sonra bazı şeyleri iyi yönetimini gördük zamanında. Yıllar içerisinde birçok hataya düştüler. Bu kez düşmemeleri gerekiyor. Biraz daha mesela Galatasaray puan kaybettiğinde hemen böyle bir reaksiyon veriyor. Ve oyuncu grubunu bir araya getirme, camiayı bir araya getirme reaksiyonu veriyor ya. Fenerbahçe'nin de benzer bir reaksiyonu vermesi gerekiyor. Hemen ufak tefek eleştirilerin boyutu artabiliyor Fenerbahçe'de. Çünkü bir sabırsızlık var. Kolay değil. 9 sezon, 10 sezon. Öyle değil mi? Evet, 10 sezon. Yani insanlar sabredemiyor artık Fenerbahçe taraftarı. Ama ligin sonuna kadar sakin kalması gerekiyor. Peki. Haydi gelelim bu akşamın maçına. Şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Tabii Beşiktaş'la ilgili de konuşacak çok konumuz var ama şöyle bir maça doğru haberimizi izleyelim. Sonra devam edelim. Evet, tam toparlanıyor Beşiktaş. Biraz havaya girdi yeni teknik direktörüyle denirken bir anda 4-0'lık bir mağlubiyet. Ve tarihinin de en fazla farklı mağlubiyet aldığı sezonunu yaşıyor. Bu haftalar itibariyle 8 mağlubiyet. Çok da tabii kabul edilebilir bir durum değil Beşiktaş açısından. Tabii yani az önce tabloyu gördük. 4. sırada Beşiktaş ama işte o tabloya bakmayın. O tablonun dışında bir de diğer taraftan işte senin de söylediğin gibi bir 75-76 yanılmıyorsam bir de 80'lerde bir sezonu var böyle bu haftaya kadar 8 mağlubiyet yaşadı. Ya bugün ne olacak, yarın ne olacak Beşiktaş'ta kimse kestiremiyor. Fernando Santos'un gelişiyle birlikte bir hava esti. Evet ama o hava Pent'te kabusa döndü.
kimse Pendik deplasmanında böyle bir mağlubiyet beklemez. Futbolun içerisinde her takım birbirini yenebilir. Zaten tabii bunlar ki var. Bunlar çok doğal sonuçlar. Galibiyet ve mağlubiyet açısından. Ama doğal olmayan Beşiktaş'ın Pendik deplasmanından 4-0'la dönmesi. Niye canım? Birisi ile kendi sahasında 7 tane yedi yani. Olur ya futbolda böyle şeyler. Beşiktaş. Barcelona 8 yedi be Bayern'e. 8. Ya Barcelona'yı da atan Bayern ne abi şimdi? Ama Liverpool 7-7. Kim neydi? Yani Aston Villa'dan mı yedi? Yani yenir yani. Bu kadar abartmamak lazım ya. Hocanın utanç duyurması falan gerek yok hocam ya. Oyun lan bu. Ne olur? Olur yani. Ne yapalım? Niye? Hemen söyleyeyim abi. Peki. Şimdi sen Brezilya örneği veriyorsun da Almanya'nın kadrosunu söylemeyeyim yani atan oyuncular. Ne fark eder? O da Brezilya yani. Tamam olsun fark etme. Almanya'nın kadrosu daha 7-7 var mı Brezilya? Almanya'nın kadrosu daha ne fark var eder? Aston Villa'nın kadrosunu say bana, Liverpool'a 7 tane attılar. Liverpool'un çok şaşalı olmadığı zamanlar. Ne ya, şampiyon oldu sezon. Bir saniye bak şimdi. Ya da ikinci oldu. Ben sana yaşları söyleyeyim. Pendik'in ilk 11'de sahaya çıkan takımının yaş ortalaması 30. Yani 29.6. Abi sağ beki Erdem. Yıllarca Türk Bursa çıkmıştı galiba değil mi? Sağ bek. Evet. 39 yaşında. Bu onların oyunu kötülediğim için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Alparslan 30 yaşında. İşte Resul 28 yaşında. 32 yaşında sol bek. Halil Akbunar var. Yine aynı şekilde çok tecrübeli. Mitşe, İbrahim Akta. Hepimiz biliyoruz İbrahim Akta. Mitşe ne top oynadı ama ya. Mehmet Yam, Umut Nayır, Erencan. İki Umut tane gol attı. Genç sayılabilecek oyuncu var. Biri Erencan, bir de Kale. 21-22 yaşlarında. Geri kalanın hepsi 30-39 var. Oraya kadar çıkıyor. Şimdi Beşiktaş'ı biz hep kadrodan okuyoruz ya. Beşiktaş'ı kadrodan okuyoruz öyle değil mi? Kalede Mert Günok milli takım kalecisi. Sağ bek Onur Bulut milli takımın sağ bekiydi. Tayyip Dalla sakatlanana kadar milli takımdaydı. Hatırlayın geçen sezon. Umut Meraş da milli takım oyuncusu baktığımız zaman. İşte Bahtiyar Hacı Zaynettin Oğuz saymıyoruz. Gerson Fernandez, Milot Rashica, Cenk Tosun. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosun, yani eğer konu kadroysa Beşiktaş'ın kadrosu Pendik Spor'un kadrosuna kötü değil değil mi? Buradan baktığımızda. Ama sahaya koyulan karakter, o mücadele, o çok farklı. Yoğurdu ekşimiş Beşiktaş'ın. Katılıyorum. Beşiktaş'ta artık böyle hakikaten bazı şeyler ekşidi. Selahattin abinin dediği gibi. Şimdi ben hep şunu söylüyordum. Ya geçen sezonun kadrosuna ne oldu da bu duruma düştü? Bunu biraz sorgulamak gerekiyor. Birçoğu aynı oyuncu. Aynı ya. Sayıştı Redmond yok. Yani Rose yeni gitti. Evet. Sezon dün başlamadı. Rose yeni gitti. Ya geçen sezonun kadrosu bu. 24 maç seri yaptı bu kadro. Son mağlubiyetini Sivas deplasmanında almıştı. 4 Şubat'ta Amir Acametov için ilk maçıydı. Sonra yeni transferlerin hep bir arada oynamaya başladığı maçtan itibaren 3 beraberliği vardı Beşiktaş'ın. Sezona başladı. 6 tane Avrupa galibiyeti var ortada. Kiev'i eledi. Sezona da galibiyetle başladı vesaire derken bir anda tepe taklak. Her şey alt üst oldu. 24 maç. Trabzonspor maçına kadar. Abi 24 maç aynı oyuncu grubu bunu yapabiliyorsa bugün 3 maçı nasıl peş peşe kazanamıyor mesela? 3 maç peş peşe kazanamıyor Beşiktaş. 2 maç ya. Ligde 3. maçı yok değil mi Ezgi? Yanlış hatırlamıyorsam. Havanın yok. Ne kadar önemli bak, olduğunu anlıyoruz. Beşiktaş takım ligde havasında bu sezon sadece üst üste 2 maç kazanabilmiş. 3. maçı yok. Tam böyle hep aynı şeyi konuşuyoruz. Ya Beşiktaş o yüzden ekşiliyor. Hep aynı şeyi konuşuyoruz. Bir maç oluyor. Kıpırdanabilir mi? Ertesi hafta bir maç daha oluyor. Tamam Beşiktaş toparlanıyor. Doğal olarak öyle söylüyoruz. 3. maç yine yok. 3 maçı yok Beşiktaş'ın peş peşe ligde. Bak bu çok kötü bir şey ya. Beşiktaş. Havayı bozanlar da kadro dışı bırakıldı. En sıkıntılı Beşiktaş olan Rozier'di dendi. Rozier gitti. Beşiktaş bu sezon hep şöyle. 2 ileri, 1 geri. Hatta bazen 1 ileri, 2-3 geri gittiği oldu. Ama bu kadar tepe taklak olunacak bir kadro da yoktu ortada diye düşünüyorum. Tamam bak kadro mühendisliğinde hata var. Oyuncu tercihleri sorunlu bence. İşte sakatlık problemi olan oyuncular, işte Afrika Uluslar Kupası var, stoperlerin gidecek vesaire tercihler. Yani en azından bir stoper tercihi farklı bir yerden olmalıydı vesaire vesaire. Çok konu var. Yazın yapılan hataların ceremesi çekiliyor. Evet ama bir yandan da şunu düşünüyorum ya. Geçen sezonun iyileri nerede? Hani çok iyi futbol oynayan, milli takıma kadar giden oyuncular nerede? Onlar da yok ortada. Ve geri dönebilecek gibi de durmuyor birçoğu psikolojik olarak. Şimdi Beşiktaş'ta tamam diyoruz ki işte kadroda revizyon şart bu arada. Beşiktaş'ın kadrosu revizyonu isteyen bir kadro. Birçoğu artık futbola elveda aşamasına gelmiş kafa olarak.
futbola yakında veda edecek havasındalar. Yaşları henüz tam o kıvama gelmese de. Ama şimdi kalkıp 10 transfer yapamazsın şu an. 2 tane, 3 tane yapacak Beşiktaş. Söyleyelim işte stoper, bir tane ön libero, bir de hücum tarafına oyuncu. İşte 10 numara gibi bir profil. 8.5-10. O arada bir oyuncu. Şimdi dolayısıyla bu oyuncu grubundan birilerini geri kazanmak lazım. Geçen sezonun iyilerini Gerson Fernandes falan nerede ya? Gerson Fernandes şu an çok kaçak, kötü durumda. Kaçak güreşiyor. Kötü. Kötü oynuyor. Yani hiç öyle sağa sola çekmiyor. Sağındaki, solundaki, önündekiyle tabii ki. Yani herkes kötü çünkü. Kaç tane iyi var Beşiktaş'ta? İşte son haftaların iyisi Semih Kılıçsoy'u sayıyoruz. İşte biraz kıpırdanan Milot Rashić de var. Değil mi? Ya bu ikisi var. İşte yanına Zaynettinov iki tane stoper, iki maç. Hep böyle ama Beşiktaş biliyorsun abi. İki maç iyi, üç maç yok bir futbolda. İstikrar problemi. Beşiktaş'ın bu oyuncu grubundan da birilerini geri kazanması çalışıyor. Fernando Santos'un bunu yapmasına ihtiyacı var Beşiktaş'ın ve yapabilecek bir teknik adam olduğuna inanıldığı için geldi. Çünkü Beşiktaş kalkıp da bugün hadi 20 oyuncuyu göndereyim gelecek sezon için. Yeni bir 20 oyuncu gelsin. Böyle bir ekonomik yapı yok. Böyle bir müsaitlik yok. Şu an 2-3 yazın 6-7 olabilir. Olur yani. Ona bir şey diyemiyorum ama bu sezon da devam ediyor. Hedef koydunuz. Dediniz ki işte Türkiye Kupası'nı alalım en azından. Kupayla birlikte sezonu kapatalım. Gelecek sezonu Süper Kupayla açarız vesaire. Hani böyle planlar yapıyorsunuz. Bu oyuncu grubunun da bir an önce ayağa kaldıracak kaliteye ihtiyaç var. Şimdi şöyle, Gerson Fernandes çok kötü, tamam. Ama sağındaki, önündeki, arkasındaki, solundaki, sağ çapı, herkes kötü. İyi olan birileri gelecek ki yanındakini de iyi olmaya itecek. Stoper, yanındaki ne kadar iyiyse sen o kadar iyi görünüyorsun. Yani bir stoperin yanındaki stoper çok kötüyse o tandemin tamamına kötü dersin bak. Biter. İstediği kadar iyi olsun bak. Sol stoperin harika futbol oynuyor. İnanılmaz işler yapıyor sağda. Ama sağ stoperin iki tane gol yedirdi sana. Savunma çok sıkıntılı dersin. Soldakini konuşmaz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın aşama aşama savunma hattına, ön alana, ortaya ön alana kaliteli ayaklar ekleyerek sağındaki, solundaki oyuncuları da geliştirebilmesi, geri kazanması lazım. Ya Gerson Fernandes kötü oyuncu mu? Değil. Ama kötü oyun oynuyor şu an. İşte birçok oyuncuyu sayabiliriz buna. Şimdi Gezzal'la ilgili bir şey konuşuyorduk. Yani son sezonunu yaşıyor artık Gezzal. Geçen sezon da yoktu. Bu sezon da yok. Sözleşme bu sezon mu tamamlıyor? Opsiyonu var ama kullanılmayacak opsiyonu. Zaten opsiyon maddesi kaldırılsın diye bir görüşme var arada. İsteniyor. Yok yani Beşiktaş'ın 11'i. Yani hangi 11'i çıkarsanız çıkarın. İşte bugün belki işte şu takıma dönse, sakat oyuncuları saymıyorum. Afrika Uluslar Kupası için söylüyorum. Amartey sayma, Omar Koley, Masuaku, Abu Bakar. Oynarsalar şayet, ki Koley oynuyordu. Yani fena işler yapmıyordu. Ama sağındaki, solundakiyle çok ilintili diyoruz ya bu iş. O da çok eleştiriliyordu. Abu Bakar oynarsa katkı sağlar mı? Tabii ki sağlar ya Abu Bakar kalitesi. İşte Masuaku, if oynarsa sol koridorda işi götürür. Önündeki oyuncu da artırır performansını diyoruz. Ama oynarsa, ederse, yaparsa. Ya SSA'larla Beşiktaş çürüdü bu sezonu. Yürüyemez. Bitti. Artık yapması gereken belli. İmkanlar doğrultusunda en azından savunmaya, orta sahaya ve hücuma birer tane, hücum hattında birer tane kaliteli ayak alacaksın ki onların sağa solu da etkilenecek kaliteden. Beşiktaş'ta kalite düştü. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı bir kenara bırakalım artık. Trabzonspor ve Beşiktaş özelinde. O kadrolarla, şu anki mevcut kadrolarıyla Beşiktaş ve Trabzonspor elindeki kadrolar yarışamaz. Yarışamıyor da zaten. Peki şimdi transferden önce oynanacak bir Adana Demirspor maçı var Selahattin Kınalı. Adana zor bir rakip. Adana Demirspor da zor rakip ama şu an ligin en formsuz takımlarından biri. Son 11 maçta bir galibiyetleri var galiba. Maç kazanmakta zorlanır oldu Adana Demirspor. Orada bazı işler rayından çıktı. Yani Sayın Başkan'ın ifadelerinden anlıyoruz bunu. Çare arıyorlar. Beşiktaş için belki de en ideal rakibe dönüştü Adana Demirspor. Şu an iç sahada bu kadar kötüyken. Pendik'te 8 maçtır kazanamıyordu. Ama Pendik'te şu var. Pendik çıkışta yenildi. Onu. Takviye yaptı o arada. Takviye yaptı. Bir de elle Mehmet Yama aldı. Dudullu Muhtar'ı hissi veren hocaları çok iyi işler yapıyor. Vieira galiba. Çok sevimli bir adam. Yani tam bizim Dudullu sakinlerinden biri. Emekle yaşıyor.
özveriyle yaşıyor. İşiyle de çok hemhal olduğunu anlıyoruz. Konuşmaları falan da çok iyi, çok sevimli bir tip. Pendik sonrasında da bence bu ligde hocalığa devam edecek isimlerden biri. Pendik çıkıştaydı yine de o gün. Teslim olmuyor yani. Oyun oynamaya çalışıyor. Bir umutları var. Zaten şey, Mehmet İyam'la Umut'u transfer ettiler ya. Umut, onun etkisi. Umut gelir gelmez hemen etki gösterdi. Beşiktaş'ı iki tane çizgideki oyuncuyla bitirdi. Evet. Ama Adanaspor da bir düşüş içinde. Oyuncularla yollar ayrıldı. Sezon başı hedeflerinden uzaklaşıldıkça oyuncu sayısını azaltmak zorunda hissetti yönetim. Hı hı. Orada işleri iyi gitmiyor. Beşiktaş'ı şu kriz ortamında iç sahada oynayabileceği en yumuşak rakiplerinden birine dönüştü bir anda. İstatistik olarak öyle. Ve her şeye rağmen hani Beşiktaş'ın kazanma yakının bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Rakibinden dolayı. Ama hep söylüyorum, gülüyoruz. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor için kötü günler bitti. Daha kötüleri başlıyor. Yani Trabzonspor bu hafta Rize'de de beklemediği bir skorla karşılaşabilir. Rizespor Trabzon'u yendiği anda ligin üçüncü, en güçlü üçüncülük adayı olur bana göre Antalyaspor'la birlikte. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor için daha aşağılar da görünüyor açıkçası. Ha bu devre arası transferlerine inanılmaz katkılar yapmazlarsa, yani Barcelona'dan Pedri, işte Liverpool şeyden tabii gelecekmiş. Vinicius Junior falan alınsa da biraz değişebilir. Çünkü bizde para bitmiyor. Borç 10 milyar oluyor, hala 10 tane 15 tane transfer kovalıyor takımlar. Nasıl oluyor bu işleri anlamıyorum. Maliye bunları alttan para takviyesi mi yapıyor? Şirin Berber aradı. Transfere mi dönüyoruz? Transfere dönelim. Kimler var? Şimdi 3 takviye yap. Ya ben bitirmedim o gün. Bana göre. O güne de pas olsun diye. Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da öyle çok transfer yapmaması gerekiyor. Ne yaparsanız ya bu takımlardan bir şey olmaz. Bu takımlar hoca yer. Ama yıpranıyor. Gittikçe daha da yıpranıyor. Abi ben onu söylüyorum. Geçen sezon bu takımdan bir şey oldu da bu sezon niye olmuyor işte buna bir bakmak. Gaz yani. Kaçtı. O gazı şişeye tekrar sokamazsın. 24 maç. Bir şey demiyorum ama gaz kaçtı. O gaz şişeye tamam, girmez. Tamam ama şimdi şöyle. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak lazım. İki takım. Ya elbette zaten bu sezonu yapın demiyoruz. Bu sezondan gelecek sezona başlayan. Trabzonspor şampiyon olurken yaz transfer döneminde başlamadı bir sezon sonrasını planlamaya. Abdullah Hoca geldi. O devre arasında başladı iki transfer. Evet, 15 transfer, 15'i de fiyasko. Hayır. İlk geldiği sezon iki transferden bahsediyorum devre arası. Şampiyonluk sezonundan önceki. Tabii. Devre arası. Kampa bütün oyuncular yetişmiş. Sonra gelecek sezon planlandı. Ara transferde de alınan Bakasetas'ta Berat Siopis. Bir de Berat galiba. Berat vardı. 2-3 takviye ile birlikte bu şekilde ilerledi. Şimdi de 2-3 takviye yapacaksın. Gelecek sezonun taşlarını yavaş yavaş döşemeye çalışacaksın. Neden? Ya Beşiktaş ligde bir maça çıkıyor. Orta sahası Demir Ege, Tayfur, Gerson Fernandez. Savunma dörtlüsü Onur Bulut, Tayyip Talha Sönüz, Zainettin Ov, Umut Meraş. Olmamalı. Yani orta sahaya bir şey demiyorum da gerisi öyle olmamalı. Olmamalı. Bence Demir Ege, Beşiktaş adına bu olmamalı. Bak. Demir Ege büyük bir kazanım olabilir. Olabilir bu arada. Evet. Ben hala potansiyelini gösterdiğine inanmıyorum. Evet. Henüz tam biz göremedik onu, hissedemedik çünkü Demir Ege bir 6 numara değildi. Evet. 6 numara fizyolojisi görüldü herhalde. Oraya entegre ediliyor. Çünkü altyapıda 8 numara oynayan bir oyuncuydu. 8 hatta biraz daha ofansif oynayan bir oyuncuydu. Şimdi farklı bir pozisyona alışmaya çalışıyor. O yüzden biz henüz potansiyelini görmedik. Belki ayrı, Santos ama başka bir yere evrilecek onu bilmiyoruz. Beşiktaş'ın normal düşündüğünüz zaman Beşiktaş maça çıkıyor. Savunma dörtlüsü işte bekleri Umut Meraş, Onur Bulut. Stoper ikilisi Tayyip Talha sonuçta Zainettin Ov. Önde de Demir Ege, Tayfur Bingöl, Gerson Fernandez. Ya 7 oyuncu saydım size. Yani takımdan 1-2 böyle şey saydım. O Beşiktaş, hani biz Beşiktaş böyle oynamaz, Beşiktaş şöyle oynamaz, Beşiktaş böyle takım diyorsak o takım da ona göre olmalı. Beşiktaş böyle bir takımla böyle bir yediliyle 11 başlangıcı yapmamalı. Ha tabii ki Kole yok. İşte Svensson geldi henüz 11 değil. Muhtemelen bugün 11'de çıkacak. Takım alışma evresidir vesaire ama Afrika Uluslar Kupası sadece Beşiktaş için yoktu işte. Planlama burada hatalı. Yani yazın yapılan hata. Galatasaray'da aynı Afrika Uluslar Kupası var. Galatasaray için de var. Fenerbahçe için de var. Trabzonspor için de var. Pepe gitti, onu aşağı gitti vesaire. Herkes için var. Ama planlamayı doğru yaparsan çok fazla etkilenmezsin. Beşiktaş planlamayı bir hatalı yaptı. İkincisi ya eldeki mevcut oyuncu grubu zaten yani bazıları için Beşiktaş forması çok ağır geliyor. Üstüne bol geliyor derler ya. Hakikaten
kimisine birkaç tanesine söyleyeyim, isim vermeyeyim, yine de rencide olmasına kırmayayım. Beşiktaş'ın formasını taşıyorlar. İyi maçlarda çıkardıkları olur, oldu da. Ama hakikaten sahada böyle izlerken, ya diyorum ki yanlışlıkla Allah'ın bir lütfu olarak hasbelkader böyle Beşiktaş forması giymişler. Ya bari en azından, ya biz tesadüfen Beşiktaş formasını giydik. Hani üzerimizde kalsın diye de biraz çaba gösterelim, biraz bir şeyler yapalım duygusunu o sahada yaşatmaları lazım. O da yok. Beşiktaş'ta bir de bir sakarlık var. Dikkatini çekiyor mu maçlarda izlerken? Var. Beşiktaş'ta bir sakarlık var. Özgüvenlik eksikliğinden o işte. Ya, psikoloji, konsantrasyon probleminden, psikolojiden dolayı mı bilmiyorum ama hakikaten bir sakarlık var oyuncu grubunda yani çoğunda. Psikolojik olarak önce kendilerini toparlamaları gerekiyor bazılarının. Bugün bazı değişiklikler göreceğiz. Rebic'i göreceğimizi düşünüyorum 11'de. Aynı şekilde Svensson. Sağ bek sol açık değişecek. Sağ bek ve sol açık değişecek gibi düşünüyorum. Daha doğrusu Muleka yani Rebic 11'de bekliyorum da nerede olacağını çok açıkçası kestiremiyorum şu an. Çünkü Semih var. Sol içinde Raşit'e var. Belki Raşit'e mesela 10 numarada deneyebilir ki Pendik maçında içeri atmıştı. Raşit'e sağda Semih, solda Rebic ile oynayabilir. Ama işin özü Beşiktaş'tan bu sezon artık taraftarı ümidi kesmiş noktada. Peki transferde somut isim verebilir misin? Matić. Bugün bir görüşme var. Bugün daha doğrusu şöyle, bu akşam menajeri geliyor. Bu maçtan sonra da olabilir, maçtan sonra da olabilir, yarın da olabilir. Bir görüşme var. İsteniyor. Ren Fransa için bir kulübe vermek istemiyor. Vermek istemediği için de isteyenlere 5 milyon euro çekiyor. Ama yurt dışına transferinde kolaylık sağlayacak. Ayrılmak istiyor çünkü Ren'den. Fena da bir süre almadı aslında bulunduğu haftaya kadar. Geçtiğimiz sezonda Roma'da hatırlıyorum. Yani 25 maçın üstünde maça çıkmıştır diye hatırlıyorum ben Matić'i. Beşiktaş Matić gibi bir tecrübe arıyor oraya. Jorginho önerilenlerden bir tanesiydi. Ama ilk etapta bir Matić durumu var. William Carvalho biraz daha zor deniliyor. Açıkçası bir de Beşiktaş'ın ne aradığına bağlı olarak yani savunmayı toparlayacak bir ön libero, işte böyle yeni bir Souza havasında, yani Souza derken oyun tarzı açısından ziyade hani şimdi Matić'te Souza çok ayrı bir profil, savunmayı toparlayacak, oradan biraz da çıkışlara yardımcı olacak bir oyuncu arıyorsa Jorginho'nun savunmasıyla Matić'in savunma istatistikleri son dönemde aşağı yukarı benzer. William Carvalho çok düşmüş ama ben onu çok şaşırdım bu arada. William Carvalho'nun ikili mücadele kazanma oranı vesaire bayağı, yani defansif aksiyonları çok düşmüş. Matić'in hala çok yüksek bu arada. Yani ikili mücadele kazanma yüzdesi, defansif aksiyonları. Matić bir de genç oyuncu. 35 yaşında. Ceko'ya göre genç yani. Şimdi 35 yaşında olmasına da şöyle bakmıyorum ben. Oyuncunun ne verdiğine bakıyorum hala. Yani Pepe buraya 35 yaşında geldiğinde 35 yaşında stoper mi alınır ya dediler. Pepe 40 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor hala. Ya 40 yaşında ve o hala Porto'nun bak. Çok özel Porto, bir örnek. Porto üstüne kaç tane transfer yaptı stoper biliyor musun? Selahattin ayrı olarak. Mesele. Yapmıştır. Doğru. Kaç milyon eurolar verdi yani. Sen, David Carmolo vesaire bir sürü oyuncu ama aldı. Ama seneye 36 olacak bu çocukta. Onun için söylüyorum. Yani olabilir. Fiziksel olarak gibi hayır. Yani böyle 5 sene sonrası, 3 sene sonrasından ziyade 1,5 yıllık etapta Beşiktaş'ın bu durumuna yardımcı. 1,5 yıl. Artı bir yıl opsiyon oldu. Durumu iyi olursa taşısın. Atiba 40 yaşına kadar oynamadı bu takımda. Atiba da 37'sinde açıldı maşallah. Yani kariyerin en her iyi... Her sene gidecek denirken daha iyi bir performans sergiledi. Atiba kariyerinin en iyi sezonunu istatistik olarak yani tabela açısından mesela 38 yaşında yaşadı. Evet. 39 yaşında yaşadı. Girona'yı Leverkusen'i izleyelim arkadaşlar. Peki. Bol bol. Peki bu şekilde de bitirmiş olalım. Süremizin sonuna geldik. Selahattin Kınalı çok teşekkürler. O gün Şahinoğlu çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.